Merhabalar. Bu kitap YouTube bizim kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. Gizlenen Kitap Hazreti Muhammed Lev Tolstoy Seslendiren Rana Toka Muhammed her zaman evangelizmin üstüne çıkıyor. O insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah'la bir tutmuyor. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur. Lev Nikolayevich Tolstoy bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik Hristiyanlıktan mukayese edilmeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği, tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi. Lev Tolstoy. 1. bölüm. Hazreti Muhammed Lev Tolstoy 1908 yılında Abdullah el Sühreverdi'nin Hindistan'da basılmış olan Hazreti Muhammed'in hadisleri kitabını okumuştur. Okuduğu hadislerden bir kitapçık derlemiş, bunu Rusya'da bastırmıştır. Kitap 1908 yılının Ekim ayında Muhammed'in Kur'an'a girmemiş hadisleri ismiyle okuyucuya sunulmuştur. Birinci bölüm Tolstoy'un derlediği bu hadis kitapçığından oluşmaktadır. Kalbimizde Allah'ın nuru vardır. Onun adı da vicdandır. Tolstoy. Evrensel tavsiye. Tolstoy'un İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e açık hayranlığı pek çok kez dile getirilmiştir. Ona bu hayranlığı Hazreti Muhammed'in hadislerini okuması kazandırmış ve bunun üzerine Hindistanlı İslam düşünürü Sühreverdi'nin hazırladığı hadis kitabını incelemiştir. Okurken not alıp Hz. Muhammed'den mahrum olan Rus halkına ve kendisine hemen her konuda örnek alan diğer okuyucu kitlesiyle dost ve arkadaşlarına da Hz. Muhammed'i tanıtmak ve sevdirmek istemiş olmalı ki evrensel tavsiye ve uyarılarla dolu bu hadis kitapçığını hazırlamıştır. Hz. Muhammed'in sevgiye ait sözleri ve davranışları, hoşgörü, ahlak, adalet, doğruluk, ve daha birçok evrensel değerin yine Tolstoy'un ifadesiyle aklı başında bir insanı celp ve cezb etmemesi düşünülemezdi. O da bu inceliği yakalamış, cihanın görüp göreceği en zeki ve duru vicdanlı insanlardan biri olarak bu teşhis ve tespiti yapmış ve insanlarla paylaşacağını umut etmişti şüphesiz. İşte dahi yazarın bu dileği de bu kitapla gerçekleşmiş oldu. Allah'ım sana olan sevgimi bana bağışla. Hurma ağacının altında uyumuş olan Hazreti Muhammed uyanınca elinde bir kılıçla habersizce başucuna dikildi ve ''Ey Muhammed seni benden kim kurtaracak?'' dedi. Hazreti Muhammed ''Allah'' diye cevap verdi. Düsur'un kılıcı yere düştü. Onu Resulullah aldı ve Asıl şimdi seni benden kim kurtaracak dedi. Düsur, hiç kimse dedi. Resulullah onu serbest bıraktı ve kalk işine git dedi. Düsur giderken sen benden daha hayırlısın dedi. Ve resul Ekrem ben buna senden daha hak sahibiyim dedi. Düsur, ben de Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorum diyerek Müslüman oldu. Ve Hazreti Muhammed'in en sadık dostlarından biri oldu. 1. Allah'ım sana olan sevgimi bana bağışla. Sevdiklerinin sevgisini de kalbime koy. Öyle yap ki ben senin layık bildiğin, sevdiğin işlerin uygulayıcısı olayım. Öyle yap ki senin sevgini benim için, bana, aileme ve servetime olan sevgimden üstüne eyle. Allah'ım! senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli istiyorum. Allah'ım senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl. 2. Hakikat insanlar için ne kadar acı olsa da hakikati söyleyin. 3. Din kardeşin zalim de mazlum da olsa ona yardım et. Bir adam, ya Resulullah kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim ama zalimse nasıl yardım edeyim söyler misiniz dedi. Resul-i Ekrem, onu zulmünden alıkoyar, zulmüne engel olursun, şüphesiz ki bu ona yardım etmektir buyurdu. 4. Kim bir hayır işlerse ona onun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse ona da onun misli vardır ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak vararım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım. 5. Allah'ım beni fakir olarak yaşat, miskin olarak ruhumu kabzet, kıyamet günü de miskinler zümresiyle birlikte haşret. Hazreti Ayşe ileri atılarak sordu. Niçin ey Allah'ın Resulü? Çünkü dedi, onlar cennete zenginlerden kırk bahar önce girecekler. Ey Ayşe, Fakirleri sev ve onları riayet meclisine yaklaştır ta ki kıyamet günü Allah da sana yaklaşsın. Allah'ım beni fakirlerle yaşat, fakirlerle öldür ve fakirlerle birlikte haşreyle. 6 Allah Teala'nın en hoşuna giden şey insanın kendi çalışmasıyla elde ettiği azıcık kazancından gücü yetmeyenlere yardım etmesidir. 7 Hiçbir kimse öfkesini yutmaktan daha güzel bir içki içmemiştir. 8. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. 9. Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış, cennetse nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. 10. Allah Teala buyurmuştur ki: "Ey insan, yalnız benim kanunlarıma uysan, bana uyar ve benzersin." diyorsun ki bu böyle olmuş, şöyle olacak. 11. Yani insan hayatın ve tabiatın kanunlarına uygun hareket etse, Allah Teala'nın iradesine de uygun hareket etmiş olur ve istediklerini elde eder. Çok fazla yiyip içerek kendi kalbinize yüklenmeyiniz. 12. Allah arzı yarattığı zaman arz sallanmaya tıpkı bir hurma ağacı gibi sağa sola yalpa yapmaya başladı. Bunun üzerine dağlarla onu sabitleştirdi ve böylece arz istikrarını buldu. Melekler dağların şiddetine hayrette kaldılar. Ey Rabbimiz dediler. ''Dağlardan daha şiddetli bir mahluk yarattın mı?'' ''Evet'' buyurdu. ''Demiri yarattım.'' ''Demirden daha şiddetli bir şey yarattım mı?'' dediler. Hak Teala, ''Evet'' dedi. ''Ateşi yarattım.'' ''Ateşten daha ağır bir şey yarattın mı?'' diye sordular. Hak Teala, ''Evet'' dedi. ''Suyu yarattım.'' ''Sudan daha şiddetli bir şey yarattın mı?'' dediler. Hak Teala tekrar cevap verdi. ''Evet.'' Rüzgarı yarattım. Rüzgardan daha şiddetli bir şey yarattın mı diye yine sordular. Hak Teala, evet, insanı yarattım, dedi ve devam etti. Eğer o sağ eliyle sadaka verir, sol eli görmeyecek kadar gizlerse daha şiddetlidir. 13. Allah Teala buyurur. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim ve insanı yarattım. 14 Kimseyi kırma. Biri seni kırar ve ayıplarını, kötülüklerini açığa vurursa sen de onun kötülüklerini açıklayıp yayma. 15 Allah Teala bazı şeyleri farz kıldı. Onları ihmal etmeyin. Bazı günahlara yaklaşılmaması için sınırlar koydu. O sınırları geçmeyin. Bazı şeyleri haram kıldı. O haramları çiğnemeyin. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size olan merhameti sebebiyle dile getirmedi. Onları da araştırıp kurcalamayın. 16. Kim Allah'ın yarattıklarına karşı merhametli olursa, Allah da ona merhametli olur. İnsanların iyilik ve kötülüklerine bakmayarak onlara iyilik et. Başkalarına iyilik yap ki kötülüklerine engel olasın. 17. Hazreti Muhammed'den sordular ki: "Dinin esası ne üzerine kurulmuştur?" O da şöyle cevap verdi: "Kendiniz için istediğinizi başkaları için de isteyin. Kendiniz için istemediklerinizi başkaları için de istemeyin." 18. Bir Müslümanın samimiyetinin ölçüsü onun gücünün yetmediği şeylerde çaresiz kalmasıdır. 19. Allah Teala her iki tarafına duvarlar yapılmış, bir takım yollar yapmış, duvarların üzerlerine perdeler asılmış, açık kapılar kurulmuş bir yol yapmıştır. Bu yolun başlangıcında durmuş olan bir bekçi kapılara doğru gidenlere şöyle diyor. Doğruca gidin ve hiçbir tarafa sapmayın. Sonra yukarıda duran bekçi şu kapıdan içeri girmeyin yoksa içine düşersiniz. Bu yol hayat yoludur. Açık kapılar Allah Teala tarafından tehlikeli görülmüş amellerdir. Kapıları kapatan perdeler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Birinci bekçi Allah'ın kelamıdır. İkinci bekçi ise her insanın kalbindeki Allah korkusudur. Bir adam sırat-ı mustakim nedir? yani doğru yol nedir diye sordu. Hazreti Peygamber ona şu cevabı verdi. Hazreti Muhammed bizi sırat-ı mustakimin bir başında bıraktı. Bunun öbür ucu ise cennettir. Bu ana yolun sağında ve solunda başka tali yollar da var. Bunlardan her birinin başında bir kısım insanlar durmuş, oradan geçenleri kendilerine çağırıyorlar. Kim bu dış yollardan birine saparsa yol onu ateşe götürecektir. Kim de sırat-ı mustakime yani doğru yola giderse o da cennete ulaşacaktır. İbni Mesud bu açıklamayı yaptıktan sonra şu ayeti okudu. İşte bu benim sırat-ı mustakimimdir. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar. 20 Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Kendisine ya bulamayan olursa diye soruldu. Eliyle çalışır, hem şahsı için harcar hem de sadaka verir cevabını verdi. Ya çalışacak gücü yoksa diye soruldu. Bu durumda sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder dedi. Peki buna da gücü yetmezse dendi. İyiliği ve hayrı emreder dedi. Bunu da yapamazsa diye tekrar sorulunca kendini başkasına kötülük yapmaktan alıkoyar. Zira bu da bir sadakadır, buyurdu. 21. Şehvetle bakmak zinadır. Erkek olan meclise bir kadının kendini göstermek için süslenip gitmesi ve ihtirasla bakması da zinadır. 22. Vabisa İbni Mabet diyor ki, Resul-i Ekrem'in huzuruna varmıştım. Bana, iyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin dedi. Evet dedim. O zaman şunları söyledi: Kalbine danış. İyilik kalbin uygun gördüğü ve yapılmasını onayladığı şeydir. Günahsa içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye nice kere fetva verse bile içinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir. 23. Siz kendi dininize sahip çıkmadıkça Allah'ın saltanatına varis olamayacaksınız ve birbirinizi sevmedikçe istediğinize kavuşamayacaksınız. 24. Mülayimlik ve itaat imanın alametleri. Boş boğazlık ve cerbezeli konuşmalar iki yüzlülüğün alametleridir. 25. Salimlerle birlikte olmaktansa kendi başına yalnız kalmak daha iyidir. Kendi kendine olmaktansa hayırlı insanlarla birlikte olmak daha iyidir. İlim öğrenmek isteyene ilim öğretmek susmaktan daha iyidir. Boş konuşmaktansa susmak daha iyidir. 26. Öfkesini açığa vurmaktan çekinip onu boğanları Allah daima mükafatlandırır. 27. Herkesin ameli onun davranışlarındaki niyete göre değerlendirilir. Ameller niyetlere göredir. 28 Allah Teala kendi kazancıyla yaşayanları kendisine dost yapar. 29 Gerçek üzere olan o kimsedir ki kötülüğe karşı sabırlıdır ve kırılmayı unutur. 30 Gerçek tevazu bütün iyiliklerin başıdır. 31 Tevazu ve anlayış olmadan iman olmaz. 32. İyilikleri paylaşma konusunda ısrarlı olun. 33. Ben ışığa doğru koştum, ışıkta da yaşıyorum. 34. En hayırlınız odur ki iyilik bulunca Allah'a şükreder, kötülüğe maruz kalınca sabreder. O daima Allah tarafından mükafatlandırılır. 35 Doğru yolu bulmuş insanlar tartışmaya girmeselerdi bu yoldan sapmazlardı. 36 Allah'ın en büyük düşmanları mümin oldukları halde haksız yere zulmedip cana kıyanlardır. 37 Kabir ahiret menzillerinin ilkidir. 38 En mukaddes savaş İnsanın nefsine galip gelmesidir. 39. Bir saat çalışmak bir yıl keyif yapmaktan iyidir. 40. İbadet dua eden müminin ruhunun yükselmesiyle Allah'a kavuşmasıdır. 41. Ölüm bir köprüdür. Dostu dosta kavuşturur. 42. Fakirliğim benim övünç kaynağımdır. 43 Mümin Allah'a sadık olarak onun hükmüne ve rahmetine razı ümitle yaşar. 44 Gözlerin zinası bakmaktır. Dilin zinası konuşmaktır. Nefis de temenni eder ve iştah duyar. Uzuvlar da bunu doğrular veya yalanlar. 45 Allah Teala'nın en sevmediği şey erkek veya kadınların ibadetlerinde gösteriş yapmasıdır. 46 Allah Teala kendi kazancıyla geçinenlere merhamet eder, dilenerek geçinenlere değil. 47 Kim daha çok sıkıntı içindeyse onun mükafatı da bir o kadar büyük olur. Kim daha fazla belaya maruz kalmışsa onun mükafatı daha fazladır. Gerçekten Allah Teala kimi daha çok severse onu daha fazla belaya uğratır. 48 Hz. Muhammed namazını kılınca arkasından adeti olarak şöyle dua ederdi. Allah'ım sana imanımın sağlamlığı için dua ediyorum. Doğru yolla gideceğime hazır olduğum için dua ediyorum. Senin merhametine ve yardımına güvenerek sana secde ediyorum.'' Sana dua ediyorum ki beni hatalarımdan temizleyip temiz bir kalp, doğruyu konuşan bir dil verdin. Sana dua ediyorum ki bana iyilik yapmayı tavsiye edip kötülüklerden ve hatalardan koruyorsun. Senden gizli ve açık yaptığım günahları bağışlamanı istiyorum. 49 Biliyor musunuz ki bizim dinimizin aslını bozup onu düşüren nedir? tefsirci ve tahlilcilerin yanlışları, riyakar nakilcilerin yozlaştırıp tartışmaları ve yoldan sapmış hükümdarların buyruklarıdır. 50. Kadın erkeğin ikinci parçasıdır. 51. İlim unutulursa kaybolur. Liyakatsizlerin elinde yok olur. Gerçek alim odur ki bilgisini hayata tatbik eder. 52. Allah Teala ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, fakat alimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ortada hiçbir ilim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider edinirler. Onlara bir takım meseleler sorulur. Onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Neticede hem kendileri sapıklığa düşer hem de insanları saptırırlar. 53. Fazla geçmez bir zaman gelir ki kendi dininizin adından başka bir şey kalmayacak. Kur'an'dan onun görüntüsünden başka bir şey kalmayacak. O zaman camilerde artık ilim ve din öğrenilmeyecek. Allah'a kulluk yapılmayacaktır. Din adamları, ilim adamları insanların en kötüsüne dönüşecek. Münakaşa ve münazaralar onlardan çıkacak ve insanlar dinden çıkıp geri döneceklerdir. 54 İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. İlmi ehil olmayana öğretmek domuzların boyunlarına cevher, inci ve altın takmaya benzer. 55 İlim üç şekilde olur. Bunlardan biri şüphesiz gerçektir. Onun ardınca git. Diğeri yoldan çıkartır. Ondan sakın. Üçüncüsü ise bilinmeyen konulardadır. Bunun da cevabını Allah'ın indinde ara. 56 Müminler ölmezler. Onlar yalnız fani dünyadan ebedi aleme göçerler. 57 Gerçek mümin iyi günleri için Allah'a şükreder, başına bir bela geldiği zaman da Allah'a sığınır. 58 Allah'a tevekkül et, ona güven. Ancak deveni sağlam kaza bağlamayı da ihmal etme. 59 Dünya ve dünyanın bütün nimetleri değerlidir. Ancak onun nimetleri içinde en değerlisi iyi kadınlardır. 60 Biliyorum ki Allah'tan başka her şey fanidir. Sözünü Lebit'ten başka kimse söylememiştir. 61 Doğruluğa sığının, yalandan kaçının. 62 Gerçek mümine kimseyi rezil etmek, yaramaz işler yapmak, bir kazanç sağlamayan sözler söylemek yakışmaz. 63 İnsanların kusurlarını, özellikle böyle kusurlar kendinde varsa, onların yüzüne vurmaktan sakın. 64 Daha fazla susup ruhunun iyiliğe yönelmesine kavuşmaktan daha güzel bir şey yoktur. 65 Konuşunca doğru söyleyin, söz verince yerine getirin, borçlarınızı ödeyin, kendi fikir ve işlerinizde sapıklığa düşmeyin. Ellerinizi israftan ve kötü şeylerden koruyun. 66 Allah Teala halim, selim, saygılı ve mütevazi olmayı emrediyor ki kimse başkasına zulmetmesin. 67 O kimse ki bizi zulmetmeye çağırır, o bizden değildir. Kendi halkını cehalette, yalan içinde bırakanlar da bizden değildir. Kendi halkını zorluğa ve sıkıntıya maruz bırakanlar da bizden değildir. 68. Muhabbet insanı sevdiğine karşı sağır ve dilsiz yapar. 69. Kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemeyen kimse gerçek mümin değildir. 70 Müslüman diğer müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mümin de halkın can ve mallarını kendisine karşı emniyette hissettiği kimsedir. 71 Diliyle insanları kıranları ibadetleri temizleyemez. 72 Namaz kılıp oruç tutmaktan ve iyilik etmekten daha güzeli nedir bilir misiniz? Dargınları barıştırmak. Çünkü kin, nefret ve düşmanlık insanı Allah'ın vereceği her mükafattan mahrum eder. 73 Allah Teala, akıl ve zekadan daha güzel, daha iyi bir şey yaratmamıştır. İnsanlara verdiği serveti de onların hatrına veriyor. Allah'ı anlamak da zekadan doğar. 74 Allah Teala kendisi mülayimdir ve mülayim davranır. O mülayimlere verdiğinden sert ve haşin kimselere vermez. 75 Güçlü, azametli insanlardır ki insan liyakatini azaltmaz, aksine kendi gazabından çekinir. 76 Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. 77. Abdullah İbni Mesud şöyle dedi. Resulullah bir hasır üzerine yatıp uyumuştu. Uykusundan uyandığında hasır vücudunun yan tarafında iz bırakmıştı. Biz, ''Ya Resulullah, sizin için bir döşek edinsek.'' dedik. Bunun üzerine resul Ekrem, ''Benim dünya ile ilgim ne kadar ki, ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden bir atlı yolcu gibiyim buyurdular. 78 Kendinizden fazla zengin ve güzel insanları seyrederken kendinizden aşağıda olanları da unutmayın. 79 Sizden biri mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin. Böyle yapmak Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz içindir. 80. Bir adam gelerek, ey Allah'ın Resulü ben seni seviyorum dedi. Resulullah ne söylediğine dikkat et diye cevap verdi. Adam, vallahi ben seni seviyorum deyip bunu üç kere tekrar etti. Resulullah bunun üzerine adama, eğer beni seviyorsan fakirlik için bir zır hazırla. Çünkü beni sevene fakirlik hedefine koşan selden daha süratli gelir. 81 İnsanın her bir eklemi için her Allah'ın günü bir sadaka vermesi gerekir. İki kişinin arasını bulman, haklarında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü hayvanına yüklemesine yardım etmen de bir sadakadır. Güzel bir söz söylemek sadakadır. Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır. Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman da bir sadakadır. 82. Allah Teala şöyle buyurdu: "Her kim ihlas ile bana kulluk eden bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona karşı savaş ilan ederim. Kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden Bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır, nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. 83 Yerin sürtünme kuvvetiyle demiri temizlediği gibi Allah Teala'yı bilip iman etmekte insanın kalbini temizler. 84. Her bir iyilik sadakadır. Başka bir rivayette kardeşini güler yüzle karşılaman, kendi kovandan kardeşinin kabına su vermen de birer iyiliktir. Denilir. 85. Bir keresinde Resulullah'a Ayrı düştüğü çocuğuna duyduğu özlemden dolayı rastladığı her çocuğu kucaklayan, göğsüne bastırıp emziren bir kadının da aralarında bulunduğu bir esir grubunu getirdiler. Resul-i Ekrem çevresindekilere o kadını işaret ederek bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misin diye sordu. Asla atmaz dedik. Bunun üzerine Hazreti Muhammed işte Allah Teala kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir buyurdu 86 Herkes için yaratılan bir şeyi yalnız kendi hesabına kullanan kimse suçlu ve kanun karşısında sorumludur 87 İşçinin hakkını alnının teri kurumadan veriniz 88 İnsanlara nezaketli ol kabalık etme onlarla iyi geçin onlardan nefret etme sana Yahudiler ve Hristiyanlar rast gelip cennetin anahtarını sorsalar, onlara anlat ki cennetin anahtarı Allah'ın varlığına ve birliğine şahadet etmektir de. 89 Kardeşine karşı göstereceğin tebessüm bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman da sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolu gösterivermen sadakadır. Gözü sakat kimse için görü vermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman sadakadır. Kovandan kardeşinin kovasına su dökmen o da sadakadır. 90. İnsanlara merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin. 91. Bir insanı güzel bir sözle teselli etmek, başkasına hak ve adaleti sevdirmek yazılı talimatlara isteksizce riayet etmekten daha iyidir. 92. Hükmünüzde olan alaycıyı, tahkirciyi affetmeniz Allah karşısında çok derecede değerlendirilir. 93. İkinci Bölüm Mektuplar Hz. Muhammed'in Öğretileri Rus yazarı Lev Nikolaev Tolstoy 1908 yılında Abdullah el Sühreverdi'nin Hindistan'da yayımlanmış Hz. Muhammed'in Hadisleri kitabını okumuştur. Tolstoy okuduğu hadislerden bir kitapçık oluşturmuş, bunu Rusya'da 1908 yılında Muhammed'in Kur'an'a girmemiş hadisleri ismini koyarak bastırmıştır. Tolstoy'un kendisi bir dindar olarak çeşitli dini konuları iyi bilirdi. Onun İslam'a bakışı özellikle 15 Mart 1909 yılında Azeri kökenli general İbrahim Aile evli olan Rus asıllı bayan Yelena Vekilova'ya yazdığı mektuptan da anlaşılıyordu. Dönemin Rusyası'nda çocukların kendi halkının Azeri Türk toplumunun huzuru için İslam'ı kabul etmek istemeleri halinde Anne ve baba farklı dine mensup dahi olsa çocukların din değiştirmeleri konusunda baskı yapmazmış. Yelena ve Kilova bu yaklaşımdan hareketle durumu düşüncelerine değer verdiği çağdaşı Tolstoy'a bildirip çocukların kimliklerine hangi dini yazdırmasının daha iyi olacağını, bu konuda onun ne tavsiye edeceğini sorarak danışmıştır. Tolstoy da bu çağrıya cevap vermekte gecikmemiştir. En son ve en büyük din olan İslam. Tolstoy. Tolstoy'un cevap mektubu. Muhammediliğe Provoslav dininden daha fazla önem vermelerine gelince ben bütün kalbimle buna katılıyorum. Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik Hristiyanlıktan mukayese edilmeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı Aklı başında olan her Hristiyan ve her bir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği, tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi. Neden? Çünkü zor ve anlaşılmaz bir ilahiyatçılık olan Toritsa yani baba, oğul ve kutsal ruh, sırlarla dolu Meryem Ana, mukaddesler ve onların resimleri, tasvirleri ve zor ayinlerle dolu. Başka türlü de olamazdı yani Muhammediliğin dini öğretilerinin aslının yerine geçen birçok batıl inançların kilise inançlarına çevrildiği bir dönemde kilise inancından yüksekte durmaması mümkün değildi. Şuna dikkat edelim ki Muhammedilik Hristiyanlıktan 600 yıl sonra ortaya çıkmıştır. Dünyada her şey gelişiyor, mükemmelleşiyor. Her bir insanın geliştiği gibi bütün insanlık da gelişip değişiyor. İnsan hayatının anlamı esası onların dini anlayışlarıdır. Dinin mükemmelleşmesi ise onun anlaşılmasını kolaylaştırmaktan ve her türlü gizli kalan düşünceleri açıklamaktan ibarettir. Dini değerlerin ve gerçeklerin perde arkası, karanlık yerlerin açıklanıp aydınlatılması en eski devirlerden beri insanlığın büyük düşünürleri tarafından yapılmış, hayata geçirilmiştir. Onların bütün büyük dinlerin esaslarını koydukları hesap edilmiştir. Her şeyden önce bizce bilinen dinlerin böyle yani dinin en yüksek değerleri Veda'nın Hinduizm'den kitaplarında daha sonraları Hz. Musa'nın, Buda'nın, Konfüçyüs'ün, Hz. İsa'nın ve Hz. Muhammed'in öğretilerinde verilmiştir. Yani dinlerin bütün kurucuları dini eski anlamından çıkartmış, onları daha derin, daha kolay ve akla uygun hale getiren insanlar olmuşlardır. Ancak yine de insandılar ve bu yüzden de gerçeği, onu bütün aydınlığı, derinliği ve eskiden kalan herhangi bir yanlışlıktan temizlenmiş halde ifade edememişlerdir. Düşünsek ki bu insanlar yanlış yapmıyorlardı ve onun için onların kendilerinin çok aşağısındaki öğrencileri, Gerçeği derinliğiyle kavrayarak tabii ki süslemek amacıyla herkese göre geçerli hale getirmek için birçok lüzumsuz ve özellikle de tuhaf şeyler ilave ederek çevirmişlerdir. Bunun sonucunda da insanların birçok gerçeği görmesi zorlaşmıştır. Dinler ne kadar incelenirse bir o kadar fazla ilahiyatçının açıkladığı gerçeklerin böyle aslından uzaklaştırılıp değiştirilmesi gerçeklerin yüzünü örter, onları karartır. Bu konularda en eski dinlerde her şeyden fazla tuhaflıklar ve çeşit çeşit batıl inançlar vardır. Bunlar da doğruyu saklıyor ve perdeliyor. Bu da ağırlıklı olarak eski dinlerden olan Budizm, Brahmanizm, Konfüçyüs dininde Taoizm gibi, Beşeri dinlerde Hristiyanlık ve Musevilikte ve çok az da olsa en son ve en büyük din olan İslam'da da vardır. Kalbimizde Allah'ın nuru vardır onun adı da vicdandır. Tolstoy Lev Tolstoy'a mektup Aradan altı yıl geçer. Ancak ne İbrahim Ağa'nın baba yüreği sakinleşir ne de Yelena Vekilova'nın ana kalbinin rahatsız çarpıntıları kesilir. Onların intizarının esas sebebi oğullarının hangi dine hizmet edeceğidir. Allah onlara üçüncü evladı da vermiştir. Kızları Reyhan da artık 13 yaşındadır nereye gidip kimden akıllı bir maslahat almalı diye düşünmektedirler. Resmi devlet daireleri ve din adamları içinden çıkılmaz bir duruma düşen aile meselesine bu yönde bir yardım edememektedir. General İbrahim Ağa'nın Petersburg Teknoloji Enstitüsü'nde tahsil yapan büyük oğlu Boris'i ve Moskova'daki Alexiev Askeri Okulu'nda subay olan kardeşi Galibi de düşündüren ciddi bir durum söz konusudur. Biz kimiz? Hangi millete mensubuz şeklindeki inanç sorgulaması. Bu açıklanamaz sorgulamalar karşısında iki kardeş sık sık anne ve babaya müracaat edip sorunlarına çare arıyorlardır. Evlatlardan Faris yani Boris, bakın bu durumu nasıl anlatıyor. Benim yaşım 19 olmuştu. Ders meşguliyetleriyle beraber Muhammed'in dinine geçme fikri de beni bırakmıyordu. 1904-1905 yıllarındaki şartlar bu niyetimin hayata geçmesine yardım etmeliydi. Kötü niyetli Rus-Japon Savaşı halk kitleleri arasındaki inkilabı ruh haliyle Çar hükümetini bazı liberal kararlar almaya mecbur etmişti. 1904 yılında din özgürlüğü hakkında manifesto yayınlandı. Herhangi bir sebepten dolayı ana baba dininden dönmüş olanlara tekrar o dine dönmeye izin verilmişti. İnsana öyle geliyordu ki uygun dilekçe vermek yeterliydi ki konu hallolsun. Tecrübeli insanlar olan ebeveynin Petersburg'a gelişimin ilk yılında Hristiyan dininin savunucularının aracısız yakınlığında bu meseleyi halletmeye gerek görmediler. Annemin Lev Tolstoy'a yazdığı mektupta da dikkatli davranması düşüncesi hakimdi. Hoş olmayan olaylardan yakayı kurtarmak için niyetimin hayata geçirilmesini bir o kadar geciktirdik. Babam ve annem şu karara varmışlardı ki anlayışlı yazar Lev Tolstoy'dan başka hiç kimse bu ciddi aile meselesine akıllı bir cevap veremezdi. 2 Mart 1909 yılında anne Yelena Vekilova Tiflis'ten Tolstoy'a bir mektup yazar ve aile bireylerinin inanç arayışlarını anlatır. Bizim çok sevdiğimiz hocamız Lev Nikolayevich. Mektubumla sizi rahatsız ettiğim için size karşı özür dileyecek söz bulamıyorum. Biliyorum ki benim gibi sizden akıl almak isteyenler çoktur. Bütün bunlara bakmayarak ben de size müracaat ediyorum. Çünkü hayat benim karşıma gücümün yetmediği bir konu çıkartmıştır. Ben kısaca isteğimi size anlatmaya çalışayım. Ben 50 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim, kocam da Müslümandır. Nikahımız kanunidir, yani dini nikah yapmadık. Çocuklarımız Hristiyan dinine inanıyorlar. Kızım 13 yaşında, oğlumun biri 23 yaşında ve Petersburg Teknoloji Enstitüsü'nde okuyor. Diğeri 22 yaşında. O da Moskova'daki Alekseyev Askeri Okulu'nda subaydır. Oğullarım babalarının diline geçmek için benden izin istiyorlar. Ben ne yapmalıyım? Ben biliyorum ki şimdi bu mümkündür ve aynı zamanda bizde yaşayan yabancı vatandaşlarla kötü ilişkileri de biliyorum. Onlarda bu fikrin uyanmasına sebep küçük ailevi meseleler değil. Ne maddi çıkar beklentisi ne de makam mevki tutkusu. Ancak karanlıkta kalan Azeri Türk halkına yardım etmek maksadını taşıyorlar. Yani Tatarlara. Onların halkla birleşip kaynaşmasına ve yardımlaşmasına dinleri engel oluyor. Ama ben korkarım ki kendi düşüncemle onları kötü bir yola sevk ediyorum. Ben kendi derdimle baş başayım. Eğer ben kendi dertlerimi ve çektiklerimi, savaşlarımı size yazabilseydim. Ben kendi evlatlarını delicesine seven bir annenin gözyaşları içinde yazıyorum. Artık azaptan aklını yitirmiş halde sizden akıl isteme durumuna geldim. Siz, yalnızca siz, kendi aklınızla hayatımızın bugünkü şartlarından bunun nasıl neticeleneceğini duyabilirsiniz.'' Benim derdim size küçük ve basit görünebilir ancak dehşetli azaplar içindeyim. Lev Nikolayevich, siz bize, bizim gibi küçük insanlara hiçbir zaman yürekten gelen değerli tavsiyelerinizi esirgemediniz. Bunu bildiğim için cesaret edip sizi kendi isteğimle rahatsız ettim. Beni teselli ateşine atın. Çok çok özür dilerim ki sizin kıymetli vaktinizi aldım. Bu adımı atmaya beni mecbur eden şey delicesine analık sevgisidir. Bütün kalbiyle size bağlı olan Yelena Vekilova, Tiflis. Müslümanlık Hristiyanlık karşısında üstündür. Tolstoy. Lev Tolstoy'un cevabı. Tolstoy 15 Mart 1909 yılında Yasnaya Polyan'dan gönderdiği cevap niteliğindeki mektubunda şöyle diyordu. Yelena Vekilovaya Sizin oğullarınızın Tatar halkının bilgilenmesine yardım etme arzusunu takdir etmemek olmaz. Böyle olduğu halde Muhammed'in dinini kabul etmenin de ne derece lazım olduğunu anlatamam. Genellikle size demeliyim ki, hükümete itiraf etmeden insanın hangi dine mensup olması hakkında kime olursa olsun artık kendinin bilgi vermesini gerekli saymıyorum. Buna göre de sizin oğullarınızın Muhammed'in dinini Hristiyanlıktan üstün tutarak kabul etmeleri, yani bir dinden başka bir dine geçmeleri hakkında kimseye bilgi vermeleri gerekmez. Belki bu mecburidir fakat ben bu konuda bir şey diyemem. Ona göre de sizin evlatlarınız bu konuda hükümet organlarına haber verip vermemeleri hakkında kendileri karar vereceklerdir. Müslümanlığın Hristiyanlık karşısındaki üstünlüğüne ve özellikle sizin evlatlarınızın hizmet ettikleri maksadın Ali cenaplığına gelince bu konuya bütün kalbimle katılıyorum. Hristiyan ideali ve öğretisini onun hakiki manasında her şeyden üstün tutan bir insan için bunu söylemek ne kadar garip olsa da demeliyim ki Müslümanlığın kendine has dış görünüşüne göre kilise Hristiyanlığından kıyas kabul etmez derecede üstün durması bende hiçbir şüphe doğurmuyor. Eğer ki bir kimsenin karşısına kilise Hristiyanlığı veya İslam diline girme hakkında bir tercih koyulsa, o zaman her bir akıllı adam mürekkep ve anlaşılmaz ilahiyatın üç sıfatlı Allah'ın günah çıkarma merasiminin, dini ayinlerin, İsa'nın anasına yalvarışın, mukaddeslerin ve onların resimlerine sayısız, hesapsız ibadetlerin yerine hükümleri bir olan Allah'ı ve peygamberi olan İslam dinini şüphesiz ki üstün tutar. Bu başka türlü de olamaz. Ayrı ayrı fertlerin, tüm insanlığın ve bütün insanların hayatının esasını teşkil eden din şuurunun mükemmelleştiği gibi hayatta her şey gelişir ve değişir. Din'in gelişip mükemmelleşmesi ise onun sadeleşmesinden anlaşılmasından ibarettir. Dini hakikatlerin onu anlaşılmaz yapan her şeyden kurtulması en eski zamanlardan beri dinlerin esasını koyan düşünürler tarafından hayata geçirilmiştir. Böylelikle bize malum olan bütün dinlerin hepsinden önce böyle yüksek bir din anlayışı Vedanın kitaplarında daha sonra Musa'nın, Buda'nın, Konfüçyüs'ün, Hristiyanlık ve Muhammed'in öğretilerinde verilmiştir. Dini onun eski kaba manasından kurtarıp daha derin, sade ve akla uygun hakikatlerle değiştiren bütün yeni din hadimleri büyük adamlar olmuşlardır. Fakat sırf büyük adam olduklarındandır ki hakikati olduğu gibi bütün aydınlığı ve sadeliği, saflığı ile eski yanlış fikirlerinden kurtarmış şekilde ifade edememişlerdir. Bu kimselerin hata yapmayacakları, onların bütün söylediklerinin tekzip edilemez asıl gerçekler olduğu farz edilse bile, onların kendisinden çok çok aşağıda bulunan şakirtleri, öğrencileri hakikati bütün derinliğiyle anlamadan onu daha gösterişli ve herkes için uygun hale getirme arzusuyla ona pek çok gereksiz eklemeler yapmışlardır. Bu da herkesin gerçeği görmesini oldukça zorlaştırmıştır. Gerçeğin din tarafından böyle tahrifin ne kadar çok itiraf edilmişse, bu tahrifler o kadar çok artmış, neticede dine hizmet edenler tarafından keşfedilmiş asıl hakikat karanlıkta kalmıştır. Buna göre de en eski dinlerde gerçeği gizleyen mucize ve uydurmalar her şeyden çoktur. Bu en çok eski dinde, Brahman'ın dininde, ondan az Yahudi dininde, ondan daha az Buda, Konfüçyüs, Taoizm dinlerinde, onlardan daha az Hristiyan dininde ve nihayet en az en son din olan İslam dininde de vardır. Bu bakımdan Müslümanlık en elverişli durumdadır. İslam dini onda harici tabi olmayan ne varsa hepsini atsa ve öz temeline Muhammed'in dini, manevi öğretilerinin esaslarını koysa, tabidir ki bütün büyük dinlerin esasları ve özellikle gerçeği itiraf eden Hristiyan öğretilerin esaslarıyla birleşir. Size böyle uzun uza diye yazıyorum ki, siz benim fikirlerimi oğullarınıza aktaracaksınız ve bu fikirlerde onların güzel düşüncelerini hayata geçirmeye yarayacaklar. Dinin mahiyetini teşkil eden büyük hakikatlerin onu karanlıklaştıran her şeyden temizlenmesine yardım etmek insanın yapabileceği en güzel işlerden biridir. Eğer sizin evlatlarınız bu işleri ailevi bir görev hesabetseler, o zaman hayatları dolu ve tam olacak. Bilmiyorum Müslümanlıkta benim bildiğim yüksek esaslı hakikatleri gizleyen yanlış fikirlerden ve mevhumlardan kurtarılmasına hizmet ettiklerini iddia eden iki öğreti sizce ve sizin evlatlarınızca biliniyor mu bilinmiyor mu? Buna göre söz konusu her iki grup araştırılmış ve hala araştırılmaktadır. Bunlardan biri İran'da çıkmış olan, Türkiye'ye geçmiş olan ve orada yerleşmeye çalışan Bahayiliktir. Bahailik, Akka'da yaşayan Bahaullah'ın oğlunun adından yola çıkılarak kurulmuştur. Ancak bütün insanlık için bir olan sevgi dinini kabul eden bu dini mezhep, ibadetin hiçbir şeklini kabul etmez. İkincisi Kazan'da ortaya çıkmış, taraftarları kendilerini kurucularının adıyla adlandırıp kendilerine Allah'ın ordusu veya Vahisovcular diyorlar. Bunlar da inancın aslını sevgide görürler ve sevgiye zıt olan her şeyden uzak dururlar. Bu mezhep veya tarikat da takip edilmekte, rehberleri yakalanıp hapse atılmaktadır. Eğer benim düşüncelerim hiç olmazsa bir şeye yarasalar, siz veya oğullarınız kendi faaliyetleri hakkındaki kararlarını bana bildirseler çok memnun olurum. Lev Tolstoy Görünüyor ki Tolstoy'u annenin yazdığı mektup çok heyecanlandırmıştır. Bunu dört sayfalık ve acele yazılan mektubundan anlamak mümkündür. Lev Tolstoy'un Müslümanlığın kendisine has dış görünüşüne göre kilise Hristiyanlığından kıyas kabul etmez derecede üstün durması bende hiçbir şüphe doğurmuyor cümlesi onların aile ızdırabına son veren bir cevap olmuştur. Mektup ailede hüküm gibi okunup kanun gibi kabul edilir. Tolstoy'un mektubundan sonra Tiflis'teki Zagaf Gaziya Ruhani İdaresi General İbrahim A. Vekilov'un evlatlarını Müslümanlığa kabul etmiş ve bu arada müftü Mirza Hüseyin Efendi Kayıpzade'nin imzası ile resmi senet verilmiştir. Çocukların adını da değiştirip Boris Faris olmuş, Klebs Galip olarak resmileşmiştir. Lev Tolstoy'un Yelena Vekilova'ya yazdığı mektubun aslını Yelena'nın oğlu Faris'te 1978 yılında Moskova'da Lev Tolstoy adına açılan müzeye vermiştir. Mektuplar müzede halen sergilenmektedir. Müslümanların Allah'tan başka ilahı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Tolstoy Yasno Polyana Kayıtları Dahi yazar Lev Tolstoy, İslam dinine olan inancını sadece Dekilovlara yazdığı mektuplarla açıklamamıştır. Onun çok yakınında bulunan binlerce kalem ve kalp dostları Tolstoy'la İslam dinine, Hz. Muhammed'in şahsiyetine ulvi muhabbeti hakkında yazılar yazıp sohbetler ederlermiş. Tolstoy'un Müslümanlığı kabul etmesi konusundaki ilk net ifadesi ise şu sözlerinden anlaşılabilir. Slovak asıllı Makovski 6 yıl Tolstoy'un özel doktorluğunu yapmış ve çok sayıda dostunun Tolstoy'u ziyaret etmesi sırasında aralarında geçen diyalogları not ederek 1904-1910 yıllarında Tolstoy'un yanında adlı büyük bir eser yazmıştır. Bu kitap 1979 yılında 4 cilt olarak Yasnopolyana kayıtları adıyla ilk defa Moskova'da yayınlanmıştır. Kitabın 3. cildinin 356. sayfasında ise Tolstoy'un ailevi sohbetleri verilmektedir. Okuyucu orada Tolstoy'un General İbrahim A. Vekilov'un hayat arkadaşının kaygısına ortak oluşuna ve İslam dinini kalben sevmesine bir kez daha şahit olur. Tolstoy'un doktoru Makovitski bu durumu bakın nasıl anlatıyor. 1909 yılı Mart ayının 13'ünde Lev Nikolayevich Tolstoy bir sohbet sırasında dedi ki bir anneden mektup aldım. Yazıyor ki çocuklarımın babası Müslümandır bense Hristiyanım. İki oğlum var biri talebedir öbürü zabit. Her ikisi de İslam dinine geçmek istiyor. Tolstoy'un bu sözü üzerine Sofya Andreevna belki de oğulları çok eşli olmak için Müslüman olmak istiyorlardır der. Tolstoy ne olur ki sanki bizde çok eşliler az mı bu mektup hakkında düşünürken benim için çok şey aydınlandı. Muhammed her zaman evangelizmin üstüne çıkıyor. O insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah'la bir tutmuyor. Müslümanların Allah'tan başka ilahı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur. Tolstoy'un arkadaşı Sofya Andreevna hangisi daha iyidir? Hristiyanlık mı Müslümanlık mı diye sorar. Tolstoy, benim için açıktır ki Müslümanlık daha iyidir, daha üstündür. Kısa bir süre sustuktan sonra Lev Tolstoy tekrar eder. Müslümanlık mukayese edildiğinde Hristiyanlıktan üstündür. Müslümanlık bana çok yardım etmiştir. Tolstoy'un diğer arkadaşı Mikhail Vasilyevich Zaporojyeli Neksarovçular İslam dinine geçmişler. Lev Tolstoy İnsan gelişince dinin esasları da gelişiyor. Taoizm, Budizm, Hristiyanlık da gelişiyor. Bunların da hepsinin dini esasları birdir. Zaman geçtikçe bu da birliğe ve sadeliğe getirip ulaştırıyor. Bir dertli anne Yelena Vekilova Ünlü yazar Tolstoy ve dertli anne Yelena arasındaki mektuplaşmaların üzerinden 80 yıl geçtikten sonra Literaturnia Gazeta'nın 7. sayısında 1991 yılında General İbrahim Ağa Vekilov'un aile mektubunun hakkında bir dosya yayınlandı. Dosya İslam dininin bütün dogmalarını kendinde toplayan eşsiz kitap Kur'an-ı Kerim'e ayrılmıştı. Bu teşebbüs İslam dininin esasları hakkında binlerce Rus okuyucusuna açık, abartısız bilgi vermek için güzel bir başlangıç oldu. Yazar Lev Tolstoy'un Yelena Vekilovna'ya yazdığı mektuptan bölümlere yer veren gazete, ''Çok teessüf ediyoruz ki Yelena Vekilovna'nın şahsiyeti hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. İtirafında bulunmadan edememiştir.'' Azerbaycan'da bu soruya cevap verecek bir tek kimse vardı. General İbrahim A'nın tek torunu olan Profesör Leyla Galip kızı Vekilova. Asker bir ailenin kızı olan torun Vekilova ailesini şöyle anlatıyor. Babaannem Yelena Tiflis'te subay toplantılarından birinde dedem genç subay ağa oğlu İbrahim Vekilov'la tanışmış. Bizim Vekilovlar nesli Azerbaycan'ın kenar şehri Kazak'tandır. Beyzade soyuna sahip neslimiz resmi olarak 350 yıldan fazladır devam etmektedir. Bizim soyumuz kendi halkına, vatanına birçok savaşçı, alim, yazar ve şairi yetiştirdi. İki genç birbirini sever. Ancak onların saadetlerine yalnızca din farkı engel olmaktadır. Azerbaycanlı İbrahim Vekilov Müslüman, Yelena Yermalovna ise Provoslavdır. O zamanki Rusya İmparatorluğu kanunlarına göre nikah kıymak için eşlerden biri kendi dininden feragat etmek zorundadır. Ancak dedem de babaannem de ailelerinden aldıkları dini terbiyeye karşı çıkamamaktadır. Durum böyleyken İbrahim Ağa Vekilov Rus çarına müracaat eder. Uzun çekişmelerden sonra evlilik izni verilir. Fakat böyle evliliklerde yine dünyaya gelen çocuklar Rus İmparatorluğu kanununa göre Hristiyan dini terbiyesi almalıdır. Böylece Yelena üç çocuğunu, kızı Reyhan, oğulları Boris ve Kaleb'i vaftiz ettirir. Fakat babalarının ve akrabalarının etkisiyle çocuklar İslam dinine meyleder ve Tolstoy'un telkiniyle Müslüman olurlar. Tolstoy ve Nakşibendiler Tolstoy'un 80. yaş gününde Kazan Tatar Türkçesinde yayın yapan gazete ve dergilerde Tolstoy hakkında pek çok anma yazısına yer verilir. Tatarların ünlü yazarları Abdullah Tukay, Fatih Emirhan, Fatih Kerimi gibi isimler Tolstoy'u tanıtan makaleler yayınlar. Fikir, İdeal, Vakit, El İslah ve Şura gibi basın yayın organlarında Tolstoy'un felsefesi, anlayışı ve dünya edebiyatındaki yeri hakkında yazılar kaleme alınır. Bu arada bazı Tatar yazarların Tolstoy'la mektuplaşmaları da bahsi geçen yayın organlarında yer bulur. Bu mektupların en dikkat çekeni ise 1909 yılında İktisat dergisinin yazarı Fatih Murtazar'ın Tolstoy'a cevaplaması için gönderdiği 5 soruluk yazındır. Tolstoy'un cevabı 9 Ocak 1910'da gelir. Tolstoy'un mektubunun Tatarcaya tercümesi İktisat dergisinin 1910 yılı 11. sayısında yayınlanır. Tolstoy cevabında Aslında her din güzeldir. Hayatın manasını ise dine inanan her insan aramalı ve insanlığı sevmelidir. diyerek humanist bir yaklaşım sergiler. Ancak işin ilginç tarafı ünlü Rus yazarın cevap mektuplarıyla beraber derginin yazarı Murtazı'na her gün için bir hadis adında bir kitap da göndermesiydi. Bu kitapçıkta Tolstoy Hazreti Muhammed'in sözlerine yer verir ve ekler. Bu ilahi kelimeler her türlü din ehli için gereklidir. Dergide çıkan cevap mektubunda Tolstoy Arapça bilmediği için İslam'ı Rus misyonerlerinden öğrendiğini de itiraf etmektedir. Tolstoy'un bahsettiği misyonerler Tatarlar arasında var olan ilginç bir sufi teşkilatıdır. Kurucusu Bahauddin Vaisov, Nakşibendi tarikatına mensup olsa da dönemin sosyal ve yaşamsal gerekliliklerine ek olarak tarikat felsefesine yenilikler yükleyecek kadar da açık fikirlidir. Ancak Rus çarına göndermiş olduğu mektuplarda hükümetin siyasetini tenkit etmesinden dolayı Bahauddin Vaisov sürgüne gönderilir. Vaisov, ile görüşmüş ve bazı konularda ortak noktalarda buluşmuşlardır. Hatta Tolstoy, Vaisov gibi devletten ve toplumdan ayrılma fikrine katılmıştır. Üçüncü bölüm Tolstoy'un itirafları Allah'a inanmak Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine göre vaftiz edildim ve çocukluk yıllarımda bu mezhebin görüşleri doğrultusunda eğitildim. Çocukluk ve gençlik yıllarımdaki öğrenim yaşantımda da yine bu inan çizgisinde öğrenim gördüm. Ancak 18 yaşındayken ikinci yıldan sonra üniversite öğrenimini yarıda bıraktığımda artık bana öğretilmiş görüşlerin hiçbirine inancım kalmamıştı. Geçmişte yaşadığım olaylara ve anılara dayanarak hüküm vermem gerekirse aslında çok da inançlı birisi sayılmazdım. Ancak buna rağmen çevremdeki insanların inançlarına saygı gösteriyor ve bana öğretilen bilgilere inanıyor, itimat ediyordum. Aslında işin gerçeği bu itimat çok da kalpten değildi. Benim dini inançlarımdan kopuşum, kültürlü ve aristokrat tabakaya mensup insanlarda geçmiş dönemlerde nasıl olmuşsa ve şimdi de nasıl olmaya devam ediyorsa öyle olmuştu. Sanırım bu durum birçok insan için aynı seyri takip etmektedir. Yani çevresindeki çoğunluk nasıl yaşıyorsa insan da öyle yaşıyor. İnsanların büyük bir kısmı inanç esaslarıyla hiçbir ortak noktası olmayan hatta çoğunlukla ona ters düşen ilkelere bağlı olarak yaşıyorlar. İnanç öğretisinin yaşantımızda pek yeri yok. Ne başka insanlarla olan ilişkilerimizde rastlıyoruz ne de bizzat kendi yaşantımızda onunla ilişkimiz oluyor. İnanç esaslarını herhangi bir yerde yaşamdan uzakta ve yaşamdan bağımsız olarak kabulleniyoruz. O herhangi bir zamanda karşımıza çıkınca da yaşamı içten hiç ilgilendirmeyen ve sanki sadece dıştan bir olaymış gibi karşılıyoruz. Bir insanın dindar olup olmadığını eski zamanlarda olduğu gibi şimdi de o insanın hayatından ve davranışlarından anlayabilmek oldukça güçtür. İnanç bugün ya da eski devirlerde olsun hep dış baskılarla ayakta tutulmaya çalışılmıştır. Ve insanlar ona sonsuz bir güven duyarak yaşamlarında inanca bütünüyle yer vermemişlerdir. İnanç bugün artık bilimlerin ve inanç esaslarıyla ters düşen hayat deneyimlerinin etkisi altında erimektedir ve erimiştir. İnsanların büyük bir bölümü kendisine daha çocuklukta öğretilen inanç öğretisinin kendisinde sanki hiç bozulmadan varlığını devam ettirdiğini zanneder. Oysaki aslında bu öğretiyi, o inancı çoktan kaybetmiştir. Bu durum insanların çok büyük bir çoğunluğunda sanırım aynıdır. Elbette bizim gibi eğitim görmüş insanlardan, yani kendine karşı samimi davranan insanlardan bahsediyorum. Yoksa inandıkları dinlerini, dünyevi amaçlarına alet eden insanlardan değil. Aslında bu tip insanlar gerçek inançsızlardır. Çünkü inanç onlar için herhangi bir dünyevi amaca ulaşmak için araç durumundadır. Bu ise şüphesiz ki asla inanç değildir. Bazı insanlar bilginin ve hayatın ışığının yıktığı o çürük binanın kalıntılarını çoktan silip süpürmüş, bazıları ise bunu henüz fark edememişlerdir. Evet Allah'a inanıyordum. Daha doğru söylemek gerekirse Allah'ı inkar etmiyordum ama nasıl bir Allah'a inanıyordum işte bunu anlatamazdım. Yalnızca kendi adıma tek gerçek olduğuna inandığım şeyi, ulaştığım bu gerçek bilgiyi yazılarımda diğer insanlara öğretiyordum. Yani benim şimdi sürdürdüğüm gibi yaşamak gerektiğini ve insanın en rahat yaşadığı yerin ailesinin yanı olduğunu anlatıyordum insanlara. Yaşantım böyle sürüp gidiyordu. Fakat yaşantımın bu akışa girmesinden 5 yıl sonra tuhaf bir şeyle karşılaştım. Bazı anlarda zihnimi birdenbire kuşkular sarıyordu. Sanki yaşam böyle anlarda duruyor, zaman akmıyordu. Nasıl yaşamam, ne yapmam gerektiğini bilmiyor gibi oluyordum. Dengemi yitirdim ve melankoliye düştüm. Fakat bu durum kısa bir süre sonra geçti. Yaşantım kaldığı yerden eskiden olduğu gibi sürmeye devam etti. Bu kuşku anları daha sık hem de öncekine göre çok daha yoğun bir halde tekrar etmeye başladı. Hayatımın durduğu anlarda hep aynı sorular karşıma çıktı. Niçin? Peki ya sonra ne olacak? Başlangıçta bunların anlamsız, saçma sorular olduğunu düşündüm. Sanıyordum ki bunların cevapları belli. Ortada olan cevapları var ve ben bu cevaplara kolayca ulaşacağım. Her şeyden önce bu soruların çözümüyle uğraştığımda meselenin ortadan kalkacağını düşünüyordum. Fakat bununla uğraşacak zamanım yoktu. Eğer günün birinde canım isterse cevapları bulabilirim diye düşünüyordum. Ancak sorular gittikçe daha sık ortaya çıkmaya ve çoğalmaya başladı. Üstelik bu sorular cevaplarını bulmanın çok güç olduğu sorulardı. Durmadan aynı yere düşen noktalar gibi bu cevapsız sorular da kara bir leke halinde toplanıp büyüyordu. Bir iç hastalık nedeniyle acı çeken bir insanın hali nasılsa benim halimde öyleydi. Önce hastanın önem vermediği küçük işaretler belirir. Sonra bu işaretler gittikçe daha sık tekrarlanır ve zamanla kurtulmanın imkansız olduğu bir ızdırap haline gelir. Acı giderek büyür ve hasta düşünmeye vakit bulamaz olur. O zaman şunu fark eder ki kendisinin sağlık içinde yaşarken pek fazla önemsemediği şey aslında dünyada onun için en önemli olan şeydir. Yani ölümdür. Yaşantım sanki durmuştu. Sadece nefes alıyor, yiyor, içiyor ve uyuyordum. Ancak bunları yapıyorum diye yaşadığımdan bahsetmem mümkün değildi. Çünkü ruhumu rahatlatacak ve aklımı tatmin edecek bir arzum yoktu. Aslında şunu da çok iyi biliyordum ki bir arzum olduğunda onu gerçekleştirsem de gerçekleştirmesem de sonunda bir şey değişmeyecekti. Yaşamayı sürdürüyordum ama bu sadece yaşam fonksiyonlarımı sürdürmekten ibaretti. Bir uçurumun başına gelmiştim ve önümde yok oluştan başka bir şey olmadığını çok iyi görüyordum. Ulaştığım sonuca kayıtsız kalmam imkansız olduğu gibi Önümde yalnızca acı ve gerçeğin durduğunu görmemek için gözlerimi kapatmam da imkansızdı. Yaşadığım tam bir perişanlıktı. Bir seyyahla onun çölde karşılaştığı yırtıcı hayvanları anlatan o şark masalını kim bilmez ki? Seyyah yırtıcı bir hayvandan kurtulmak için kendini kurumuş bir kuyuya atar. Tam o anda kuyunun dibinde onu yutmak için ağzını açmış bekleyen bir ejderha görür. Yırtıcı hayvan tarafından parçalanmamak için yukarıya çıkmaya cesaret edemeyen ama ejderha tarafından yutulmamak için aşağıya da atlayamayan bu zavallı seyyah, kuyunun duvar taşları arasında boy vermiş bir dalı yakalar ve ona sımsıkı tutunur. Az sonra elleri uyuşmaya başlar ve kendisine her iki tarafta bekleyen felaketin kucağına düşeceğini anlar. Ancak dala daha sıkı tutunmaktadır o sırada birkaç farenin onun tutunduğu dalın çevresinde dolaşmakta ve dalı kemirmekte olduğunu görür. Dal kopacak ve o da ejderhanın ağzına düşecektir. Seyyah bunu görünce kurtulma ümidinin artık kalmadığını anlar. Çaresizlik içinde çevresine bakınırken dalın yapraklarından bir bal damladığını görür. Dilini uzatır, bunları almaya başlar. İşte ben de aynen bu seyyahın benzeriyim ölüm ejderhasının kaçınılmaz bir şekilde beni beklediğini, beni parçalamaya hazır olduğunu bildiğim halde son bir ümitle hayatın dallarına tutunuyordu. Ve bu azaba niye düştüğümü de aklım bir türlü almıyordu. Bana o güne kadar teselli vermiş olan balı yalamayı deniyordum. Ancak bal artık tat vermez olmuştu. Ölü ejderhası ağzını açmış beni yutmak için beklerken, yaşamın kemirgen fareleri de tutunduğum dalı kemirirken Oradaydım. Bense artık sadece kendilerinden kaçamayacağım. O ejderha ile fareleri görüyor. Gözümü onların üzerinden ayıramıyordum. Üstelik bu bir masal değildi. Gerçeğin ta kendisiydi. Bu aksinin ispatlanamayacağı ve herkesin algılayabileceği bir gerçektir. Soru şu: Ne için yaşıyorum? Cevap: Sonsuz büyük mekanda, sonsuz zaman içinde sonsuz küçük parçacıklar sonsuz küçük bileşimler içinde değişirler ve sen eğer bu değişimlerin yasalarını kavrayamamışsan yeryüzünde niçin yaşadığını da kavrayamayacaksın. Aynı şekilde düşünce anında kendi kendime şöyle diyordum. Bütün insanlık onu yöneten manevi ilkelere ve ideallere dayanarak gelişiyor. Bu idealler dinlerde, bilimlerde, sanatlarda devlet şekillerinde ifadesini buluyor. Bu ifadeler gittikçe yükselmekte ve insanlık da gittikçe daha yüksek mutluluğa tırmanmaktadır. Ben de insanlığın bir parçasıyım. Bu nedenle benim görevim insanlığın ideallerini öğrenmek ve bunların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Zihin gücümün zayıf olduğu sıralarda bu cevapla yetindim. Ancak yaşamın sorusu içimde bütün netliğiyle uyanır uyanmaz bu teoride birdenbire yıkılıverdi. Bilimlerin, insanlığın küçük bir bölümünün araştırılmasından çıkarttığı ve genel geçer sonuçlar olarak sunmaya çalıştığı, vicdansız vurdum duymazlığı ile insanların ideallerinin yer aldığı bu felsefenin birçok yönünün karşıtlıklar yığını olması bir yana, bu felsefenin aptalca demeyeyim ama şaşılacak noktası şuydu. Her insanın karşısına çıkan ben neyim ve niçin yaşıyorum ya da benim görevim ne sorularını cevaplandırmak istiyorsak önce şu soruyu çözmemiz gerekir. Bizim yalnızca çok küçük bir zaman diliminde, çok küçük bir parçasını bildiğimiz o bütünün ve insanlığın varlığının anlamı nedir? İnsan bunu yanıtlayabilmek için öncelikle bu bahsi geçen sırlarla dolu insanlığı yani daha kendini bile kavrayamamış insanlardan kurulu insanlığın ne olduğunu kavramak zorundadır. Kendine nasıl yaşamalıyım sorusunu samimiyetle soran insan deneysel bilimlerin bu soruya verdiği sonsuz evrendeki zaman ve birleşme imkanları bakımından sonsuz parçacıkları araştır, sonra kendi hayatını anlayacaksın şeklindeki cevapla nasıl tatmin olmuyorsa aynı insan şu cevapla da yetinmeyecektir. Başlangıcını ve sonunu hiç bilmediğimiz ve belki de en küçük parçacığını bile tanımadığımız İnsanlığa ait bütün yaşam anlayışlarını araştır. İşte o zaman kendi yaşamının anlamını kavrayacaksın. Hiç olabilmek için Hastalık, yaşlılık ve ölümü hiç görmemiş ve onların ne olduğunu bilmeyen genç, mutlu prens Sakya Muni bir kesintisi sırasında görünüşü perişan, dişleri dökülmüş, salyası akan bir ihtiyara rastlar. O zamana kadar ihtiyarlığın ne olduğunu bilmeyen prens, şaşkınlık içinde arabacısına bunun ne olduğunu, adamın nasıl olup da bu acınası hale düştüğünü sorar. Bunun bütün insanların ortak kaderi olduğunu, kendisi kralın oğlu olsa bile aynı şeyin kendi başına da geleceğini öğrenince gezisine devam edemez ve bu konuda düşünmemek için geri dönmek ister. Tek başına bir köşeye çekilerek günler boyunca düşünür ve anlaşılan sonunda bir teselli bulur. Çünkü yine keyifli ve mutlu olarak gezintiye çıkar. Bu defa karşısında vücudu şişler içinde, güçsüz, gözlerinin feri sönmüş hasta bir adam çıkar. O güne kadar hastalığı hiç bu kadar yakından görmeyen prens arabayı durdurur ve arabacıya bunun ne olduğunu sorar. Bunun hastalık olduğunu, herkesin başına gelebileceğini, sağlıklı ve mutlu bir kral oğlu olan kendisinin de aynı hastalığa yakalanabileceğini öğrenince yine neşesini ve cesaretini kaybeder, geri dönmeyi emreder. Daha önce olduğu gibi yine düşüncelere dalarak teselli arar. Aradığı teselliyi yine bulur ki üçüncü kez gezintiye çıkar. Bu üçüncü gezisinde yine bir manzara ile karşılaşır. Bir şeyin insanlar tarafından taşınmakta olduğunu görür arabacıya sorar bu nedir bir cenaze efendim cenaze ne demek bu herkesin sonudur efendim prens ölüye yaklaşır örtüyü açar ve yüzüne bakar şimdi ne yapacaklar onu diye sorar onu gömecekler neden çünkü artık kesinlikle canlanmayacak ve gelecekte ondan sadece pis bir koku ve kurtçuklardan başka hiçbir şey kalmayacak ve bu insanın kaderi öyle mi? Benim de mi kaderim? Beni de mi gömecekler? Benden geriye de pis bir kokudan başka bir şey kalmayacak mı? Bir de kurçuklar mı yiyecek? Evet efendim. Geri dönelim. Artık gezmek istemiyorum ve bir daha da bunu istemeyeceğim. Sakya Muni bu defa bir teselli bulamadı ve yaşamın en büyük dert olduğu sonucuna vardı. Bütün gücünü kendini ve başkalarını bundan kurtarmaya harcadı. Yaşamdan öyle kurtulsunlar ki ölümden sonra da hiçbir biçimde tekrarlanmasın ve yaşam kökünden kazınmış olsun. Yaşamın sorusuna cevap verdiği zaman insan bilgeliğinin kesin cevapları bu doğrultudadır. Sokrates, maddi hayat bir derttir ve yalandır. Bu yüzden maddi hayatın yok edilmesi bir mutluluktur ve biz bunu dilemeliyiz der. Schopenhauer, Hayat olması gereken bir şeydir ama bir derttir. Hiçliğe geçişse hayattaki tek mutluluktur, der. Hazreti Süleyman, dünyadaki her şey delilik ve bilgelik, zenginlik ve yoksulluk, sevinç ve acı bunların hepsi boştur, hiçtir. İnsan ölüp gider ve ardında hiçbir şey kalmaz ve bu saçmadır, der. Bu da Izdırabın, acının, güçten düşmenin, ihtiyarlığın ve ölümün kaçınılmazlığının bilinciyle yaşanmaz. İnsan kendini hayattan, hayatın her imkanından kurtarmak zorundadır, der. Bilimlerin içinde dolaşmam, beni çaresizlikten kurtarmadığı gibi bu çaresizliğimi daha da artırdı. Bu bilimlerden biri yaşamın sorusuna hiç cevap vermedi. Bir başka bilimse diğerinin tersine soruma doğrudan cevap vererek benim çaresizliğimi onayladı ve bana gösterdi ki ulaştığım sonuç benim yanılmışlığımın, benim hastalıklı ruh halimin meyvesi değil. Yani benim doğru düşündüğümü ve insanlığın dahileriyle aynı sonuçlara vardığımı onayladı. Bunda yanılma yok. Her şey boş ve ölüm yaşamdan çok daha iyi.'' İnsanın yaşamdan kendini mutlaka kurtarması gerek. Hiç doğmamış olana ise ne mutlu. Bilinmeyeni bulmak. Çözümü bilimde bulamamıştım ve bu çözümü yaşamda aramaya başlamıştım. Umudum onu çevremdeki insanlarda bulabilmekti. Böylece insanları gözlemlemeye başladım. Beni çaresizliğe sürükleyen bu sorulara karşı diğer insanların nasıl bir tavır takındıklarını merak ediyordum. Peki öğrenim seviyeleri ve yaşam tarzlarıyla bana benzeyen bu insanlar nasıl bir cevap bulmuştu? Gördüm ki benim çevremdeki bu insanlar içinde bulunduğumuz bu korkunç durumdan kurtulmak için dört farklı çıkış yolu bulmuşlar. Birinci çıkış yolu bilgisizlik yoluydu ve bu yol şundan ibaretti. Hayatın bir bela ve saçmalık olduğunu bilmemek ve kavramamak. İkinci çıkış yolu ise Epikürcü çıkış yoluydu. Bu düşüncenin esası şuydu: İnsan hayatın umutsuzluğunu bilse de onun sunduğu nimetleri tatmaktır. Benim çevremdeki insanların çoğu yaşama imkanını ancak böyle bulmuştu. İçinde bulundukları şartlar onların dertten çok nimet kazanmasını sağlıyor ve ahlaki duyarsızlıkları sayesinde unutma imkanı buluyorlardı. Bu ahlaksızlık ve duyarsızlıklarına rağmen iyi durumda olmaları ise sadece bir rastlantıdır. Çağımız insanların büyük çoğunluğu böyle düşünmekte, böyle hissetmektedir. Bu insanlardan bazılarının düşünce ve hayal güçlerinin felcini bir felsefe diye ilan etmeleri ise bu insanları yaşamın sorusunu görmemek için balı yalamayı sürdürenler grubundan yapar. Benim bu insanlara uymam da mümkün değildi. Onların hayal gücünün duyarsızlığı bende olmadığı için yapay olarak da bunu sağlayamazdım. Gözlerimi onları bir kere görmüş olan herhangi bir insan gibi farelerden ve ejderhadan çeviremezdim. Üçüncü çıkış yolu güç ve enerjinin yoluydu. Esası şuydu: İnsan hayatın dert ve saçmalık olduğunu anlayınca onu yok etmelidir. Dördüncü çıkış yoluysa zayıflık yoluydu ve bunun esası şuydu. İnsan yaşamın dert ve saçmalık olduğunu kavradığı ve bu yaşamdan bir şey çıkmayacağını bildiği halde onu sürdürmeye son vermez. Bu grubun insanları ölümün hayattan iyi olduğunu bilirler. Fakat onlar yanılgılarına bir an önce son vererek kendilerini öldürecek akıllıca davranma gücüne sahip olmadıkları için sanki bir şeyler bekliyor gibi davranırlar bu zayıflığın yoludur. Çünkü eğer ben daha iyi olanı biliyorsam ve buna gücüm yetiyorsa kendimi daha iyi olana vermekten neden geri kalacaktım? İşte ben bu gruptaydım. Benim grubumun insanları kendilerini o korkunç çelişkiden çeşitli şekillerde kurtarıyorlardı. Aklımı ne kadar zorlasam da bu dördüncü çıkış yolunun yanına bir beşinci yolu koyamıyordum. Sadece bazı çareler vardı. Bu çarelerden biri yaşamın saçmalık ve dertlerden oluştuğunu, boş olduğunu ve bu yaşamı sürdürmemenin daha iyi olduğunu kavramaktı. Bunu bir kere görmüştüm ve bilmezlikten gelemez, gözlerimi bundan çeviremezdim. İkinci çare hayatı olduğu gibi kabullenmek ve geleceği düşünmemektir. Ancak ben bunu da yapamazdım. İhtiyarlık, acı ve ölümün var olduğunu bildiğim halde Sakya Muni gibi ava gidemezdim. Yaşam gücümün çok yüksek olmasına rağmen kısa bir süre için bana zevk veren anlık tesadüflerden hoşlanmıyordum. Üçüncü çare yaşamın bir bela ve bir delilik olduğunu anladıktan sonra ona son vermek, intihar etmekti. Bunu kavramıştım. Ama sebebini ben de bilmem kendimi öldürmeyi hiç denemedim. Dördüncü çare ise Hazreti Süleyman'ın ve Chopin'arun durumunda yaşamak. Yaşam denilen şeyin bana yapılan aptalca bir şaka olduğunu bilmek ama yine de yaşamaktır. Yıkanmak, giyinmek, yemek yemek, konuşmak, hatta kitap yazmaktır. Bu benim için iğrenç bir şeydi. Acı ve ızdırap doluydu ama yine de bu şekilde yaşamamı sürdürdüm. Aklım yaşamımın akılsızca bir şey olduğunu kabul etmişti. Eğer daha yüksek bir akıl yoksa ki yoktur ve varlığı hiçbir şeyle ispatlanamaz o halde bence akıl yaşamın oluşumunu meydana getirir. Akıl olmasa benim için yaşam da olmaz. Fakat bu akıl eğer yaşamın sebebi ise yaşamın nasıl inkar edebilir ki? Ya da tam tersine yaşam olmasa benim aklım da olmaz. Yani akıl yaşamın yaratığıdır. Yaşam her şeydir. Akıl yaşamın meyvesidir ve bu akıl bu yaşamı inkar etmektedir. Bu noktada doğru olmayan bir şeyin var olduğunu hissediyorum. Yaşamın boş olduğunu gözlemlemek öyle büyük bir akıllılık değil. Bu düşünce en eski çağlardan beri dile getirilir. Hem de en basit insanlar tarafından bile. Fakat bu insanlar yine de yaşamışlardır ve yaşıyorlar. Herkes nasıl oluyor da yaşamayı sürdürebiliyor ve yaşamın akla uygunluğundan bir an olsun şüphe etmiyor. Bunu anlayamıyorum. Bilgelerin bilgelikleriyle onaylanmış olan bilgim bana şunu göstermiştir ki, Dünyada var olan canlı cansız her şey son derece bilgeceydi. Yalnızca benim durumum çok aptalcaydı. Bu ahmaklar yani insanların büyük çoğunluğu dünyadaki canlı cansız tüm varlıkların yapısı hakkında en ufak bir şeyi bile bilmeden yaşıyorlardı işte.'' Fakat sonuçta bu insanlar yaşıyorlardı ve yaşamlarının da son derece akla uygun şekilde düzenlenmiş olduğuna inanıyorlardı. Bütün bu düşünceler aklıma şu soruyu getirdi. Ya henüz bilmediğim bir şey varsa? Cehalet de işte aynen böyle çalışır. Cehalet hep aynı şeyi söyler ve eğer bilmediği bir şey karşısına çıkarsa onun saçma olduğunu iddia eder. Aslında insanlık bir bütündür. Yani yaşamış olan ve yaşayan tüm insanlar sanki hayatın anlamını kavramış gibi davranırlar. Çünkü onu kavramamış olsalardı yaşamaları mümkün olmazdı. Bilgeliğimiz ne kadar kesin olsa da yine de yaşamın anlamını öğrenmeyi bahşetmedi bize. Yaşayan bütün insanlar, milyonlarca insan yaşamın anlamından hiç şüphe etmiyor. En karanlık çağlardan bugüne gelinceye kadar yaşamın boş ve anlamsız olduğunu bana da ispat eden o görüşleri tanıyan tüm insanlar buna rağmen yine de yaşamış ve hayata bir anlam vermiştir. Benim içimdeki ve çevremdeki her şey maddi ve maddi olmayan ne varsa hepsi onların yaşam hakkındaki bilgilerinin meyvesidir. Zekam'ın bu yaşamı yargılamaya ve lanetlemeye yarayan araçları benim tarafımdan değil onlar tarafından meydana getirilmiştir. Ben doğdum, eğitildim, büyüdüm. Onlar demiri yeryüzüne çıkardı ve işledi. Onlar ormanı açmayı öğretti. Onlar inekleri ve atları ehlileştirdi. Onlar ekin ekmeği öğretti. Onlar birlikte yaşamayı öğretti. Onlar yaşantımızı sağlam biçime soktu. Onlar bana düşünmeyi, konuşmayı ve yazmayı öğretti. Yiyip içmem, giyinmem ve ders görüp eğitilmem onlar sayesinde oldu. Onların eseri olan ben yine onların düşünce ve sözleriyle düşünerek onlara diyorum ki bunların hepsi boş ve anlamsızdır. Burada bir yanlışlık var diyorum kendi kendime fakat bu yanlışlık neydi işte onu bulamıyordum. Yakınımdaki insanların oluşturduğu dar çevreye baktığımda o soruyu anlamayan birçok insan görmüştüm. Soruyu anlamış ya da anlamaya çalışan birçok insansa yaşamın sarhoşluğu içinde onu susturmuştu. Diğer yandan onu anlayan ve hayatlarına son verenlerle ne kadar kaçmaya çalışsalar da en sonunda onu anlayan ve yaşamlarını çaresizlik içinde sürdürme zayıflığını gösterenler de vardı. Bu tahsilli, zengin ve avare insanlardan oluşan benim de dahil olduğum dar çevrenin bütün bir insanlık demek olduğu yanılgısı içinde yaşayıp durmuştum. Bir zamanlar yaşamış ve şimdi yaşamakta olan milyonlarca insan birer insan değil, sanki bir tür hayvandı. Allah'la birleşme Tahsillilerin ve bilgelerin temsil ettiği şekliyle yani akıl yoluyla elde edilen bilgi yaşamın anlamını inkar etmektedir. İnsanlığın büyük bir bölümü ise bu anlamı akla dayandırılmamış bilgide görmektedir. Akla dayandırılmamış bu bilgi ise inançtır. Yani benim reddetmem gerektiğine inandığım inanç. Bir ya da üçlü bir tanrıya, dünyanın altı günde yaratılmış olduğuna, şeytana, meleğe, ve benim aklımı kaybetmediğim sürece kabul edemeyeceğim her şeye duyulan inanç. İçinde bulunduğum durum dehşet vericiydi. Biliyordum ki akla dayalı bilgi yolunu izlediğimde yaşamı inkardan başka bir şey bulamayacaktım. Akla dayalı bilgiden çıkan sonuç da şuydu. Hayat bir beladır ve insanlar bunu bilirler. Yaşamamak insanların kendi elindedir. Fakat onlar yine de yaşarlar. Ben de hayatın anlamsız bir şey, bir bela olduğunu çok iyi bildiğim halde yaşadım ve yaşıyorum. Yaşamın anlamını kavramak için kendimi akıldan kurtarmalıyım. Yani bu anlam olmadan var olmayan akıldan. İnançtan çıkabilecek en iyi sonuç işte buydu. İçine düştüğüm çelişkilerle beraber iki yol açılıyordu önümde. Ya benim akla yatkın dediğim şey benim düşündüğüm kadar akla yatkın değildi ya da bana saçma görünen şey düşündüğüm kadar saçma değildi. Böylece akla dayalı bilginin ilerleyişini gözlemlemeye başladım. Akla dayalı bilginin ilerleyişini gözlemlediğimde ve sonuçlarını kontrol ettiğimde ortaya çıkan sonuçları tamamıyla doğru buldum. Hayatın bir hiç olduğu sonucu kaçınılmaz olarak karşıma çıkıyordu. Ben niçin yaşayayım? Benim bir gölgeyi andıran yok oluşlu yaşamımdan gerçeğe ve ölümsüzlüğe dair ne çıkar? Bu ölümsüz dünyada benim ölümlü varlığımın ne anlamı var? Bu gibi soruları cevaplandırmak için hayatı araştırmaya kalkışıyordum. Yaşadığım bütün sorularımın çözümü anlaşılacağı üzere beni tatmin etmiyordu. Çünkü benim sorum ilk bakışta her ne kadar yalın görünse de ölümlüyü ölümsüzlük yoluyla açıklamaya ya da tersine daveti kapsıyordu. Kendime soruyordum. Benim yaşamımın zaman, sebep ve mekan dışı anlamı nedir? Yaşamımın zamana, sebebe ve mekana bağlı anlamı nedir? Derin ve zahmetli bir düşünme eyleminden sonra cevabım her defasında şu oluyordu. Hiç Gözlemlerimde hep ölümlüyü ölümlüyle, ölümsüzü ölümsüzle karşılaştırmıştım. Bunu başka türlü de yapamazdım. Çünkü bundan başka yapılabilecek bir şey yoktu. Bundan dolayı vardığım sonuç olması gerektiği gibiydi. Kuvvet kuvvettir, sonsuzluk sonsuzluktur, hiçlik hiçliktir. Bundan başka bir sonuca ulaşmam mümkün değildi. Nasıl yapmalıyım sorusunu nasıl sorarsam sorayım onun cevabı Allah'ın yasasına göre olacaktır. Benim şimdiki hayatımdan ne çıkar? Sonsuz azap ya da sonsuz mutluluk. Ölümün mahvetmediği anlam nedir? Sonsuz olan Allah ile birleşmedir, cennettir. Böylece şunu zorla kabul etme durumuna geldim. O döneme kadar bana göre biricik ve kesin sayılan akla dayalı bilginin yanında bütün insanlığın akıl dışı bir başka bilgisi vardı. Bu bilgi, insana yaşamak ve yaşamını sürdürmek imkanı veren yaratıcının kurgusuna olan inançtı. İnancın bütün akıl dışılığı benim için o güne kadar neyse öyle kaldı. Fakat onu kabul etmek zorunda kaldım. Çünkü yalnızca o, insanlığın yaşamın anlamına dair sorduğu sorulara cevap buluyor ve bunun sonucunda da yaşama imkanı sağlıyordu. Akla dayalı bilgi beni hayatın saçma bir şey olduğunu kabullenmeye sürüklemişti. Yaşamım durmuş, donuklaşmış ve ben de onu yok etmek arzusuna kapılmıştım. İnsanlara, bütün insanlığa bakıyordum ve görüyordum ki insanlar yaşıyorlardı. Üstelik yaşamın anlamını bildiklerini iddia ediyorlardı. Sonra kendime baktığımda gördüm ki ben yaşamın anlamına dair sorulara cevaplar bulduğum sürece yaşıyordum. Diğer insanlara olduğu gibi bana da yaşamın anlamını ve yaşama imkanını inanç vermişti. Başka ülkelerin insanlarına, çağdaşlarıma ve ölmüşlere baktığımda yine aynı şeyi gördüm. İnsanlığın başlangıcından itibaren yaşamın olduğu her yerde yaşama imkanını ve iradesini inanç veriyordu.'' İnancın ana çizgileri ise her yerde hep aynıydı. Allah'ı bulmak gerek. İnanç hangi cevapları verirse versin ve bu cevapları kime verirse versin, inancın verdiği her cevap insanın ölümlü varlığına sonsuzluk anlamı katıyordu. Yani acılarla, fedakarlıkla ve ölümle yok olmayan bir anlam. Bu demektir ki yaşamanın anlamı ve imkanı yalnızca inançta bulunabilir. Peki inanç nedir? Şimdi kavradım ki inanç yalnızca görünmeyen varlıkların açığa çıkması yalnızca vahiy değildir. Bu inancın özelliklerinden yalnızca birinin tanımıdır. İnsanın Allah'la ilişkisi de değildir. Önce inancı sonra Allah'ı tanımak gerekir. Yani Allah aracılığıyla inancı değil. Dini kabul İnancın çoğunlukla insanın Allah'la ilişkisi ve insana söylenmiş olan şeylerin kabul edilmesi olarak anlaşılır. Oysa inanç, insan yaşamının ya da anlamının öğrenilmesidir. O sayede insanın kendi varlığını yok etmeyerek yaşamını sürdürdüğü şeydir. İnanç yaşamın gücüdür. İnsan yaşıyorsa bir şeylere de inanıyordur. Eğer ona bir şeylerin yaşamayı emrettiğine inanmasa o zaman yaşayamaz. İnsan ölümlünün bir gölgeden ibaret olduğunu kavruyorsa o zaman sonsuz olana inanmak zorundadır. Çünkü inançsız yaşanamaz. Bugün bütün o iç çatışmalarımın başlangıcını ve gidişatını hatırladığımızda ürperiyorum. İnsanın yaşayabilmesi için ya sonsuz olanı görmemesi ya da bir cevaba ulaşmış olması gerekir. Benim böyle bir cevabım vardı ama ölümlüye inandığım sürece ona ihtiyaç duymuyordum. Akılla onu sınamaya başladığımda aklın ışığı karşısında o zamana kadar geçerli olan bütün açıklamalar silinip gitti ve ölümlüye inanmaya son verdiğim zaman geldi artık. Bildiğim şeylerin akla yatkın temellerine dayanarak kendime yaşamın anlamını verebilecek bir açıklama çıkartmaya çalıştım. Fakat bir açıklama bulmak mümkün olmadı. İnsanlığın en seçkin bilgeleri ve dehalarıyla aynı sonuca ulaşıyordum. Cevabı deneysel bilimlerde aradığımda ne yapmıştım? Ne için yaşamakta olduğunu bilmek istemiş ve bu amaç için benim dışımda olan her şeyi araştırmıştım. Farklı konularda pek çok şey öğrenmiştim ama asıl ihtiyaç duyduklarıma dair hiçbir şey bulamamıştım. Cevabı felsefi bilimlerde aradığımda ise benimle aynı durumda olan ve niçin yaşıyorum sorusuna cevap bulamayan yaratıkların düşünce yapısını araştırmıştım. Tabii ki kendimin de bildiği şeyden başkasını öğrenememiştim. Yani insanın hiçbir şey bilemeyeceğini. Ben neyim? Cevap: Ölümlü olanın bir parçası. İşte bu kadar. Bütün mesele bu kelimelerde saklı. İnsanlık her zeki çocuğun kendiliğinden ağzından dökülebilecek bu basit soruyu sanki benden önce kimse sormamış gibi kendine soruyordu. Hayır, bu soru insanlar var edildiği ilk andan beri sorulmuş ve cevap aranmıştır. İnsanlar var edildiği andan daha en baştan belliydi ki bu sorunun çözümü için ölümlüyü ölümlüyle, sonsuzu da sonsuzla ölçmek hep yetersizdir. İnsanlık yaratıldığı andan bugüne kadar ölümlünün sonsuzla ilişkisini aramış ve bunu kelimelere dökmüştür. Ölümlünün sonsuzla karşılaştırıldığı yaşamın anlamını içeren bütün o kavramları; Allah, özgürlük, iyilik gibi hepsini mantıki bir incelemeden geçirelim. Bu kavramlar aklın eleştirisini kaldıramazlar. Çok korkunç değilse bile bizim kibir ve avuntuyla kendimizi kandırmamız çok gülünç ve çocukça bir şey değil midir? Hani saati parçalayıp zembereğini bozan, onu bir oyuncak gibi kullanan ve sonra da saat artık niye çalışmıyor diye şaşıran çocuklar gibi. Sonlu ile sonsuz arasındaki çelişkinin çözümü kaçınılmaz ve çok önemlidir. Aynı şekilde yaşamı mümkün kılan yaşama dair soruların cevabı da öyle. Her yerde, her zamanda ve bütün milletlerde bulduğumuz bu yegane çözümü, bu çözüm içinde insanların yaşamlarının kaybolduğu bir zamanın sonucudur. Benzerini bir daha bulamayacağımız kadar güç bir çözümdür. Sırf herkese özgü olan ve cevap bulamadığımız o soruyu tekrar sormak için sorumsuzca yıkıyoruz. Sonsuz bir Allah kavramı, ruhun kutsallığı kavramı, insani şeylerin kutsallığı kavramı, insani şeylerin Allah'la birlikteliği, ruhun niteliği ve iyi ile kötü arasındaki insan tasarımları, işte bütün bunlar insan düşüncesinin uçuk sonsuzluğunda ortaya getirilmiş kavramlardır. Onlar olmasa yaşamın kendisi de olmaz. İnsanlığın bütün bu düşünce emeğini bir yana atarak her şeyi yeni baştan ve kendi düşüncelerime göre kurmak istiyordum. O zamanlar böyle düşünüyordum. Bu düşüncelerin temelleri içimde zaten mevcuttu. Şunu artık iyice kavramıştım ki inancın verdiği cevaplarda insanların en derin bilgeliği saklıydı ve akla dayanarak onları yatsımaya hakkım yoktu. Bu cevaplar sadece ve sadece yaşamın sorusuna cevap veriyordu. Hristiyanlığı kabul edemiyorum. Artık her türlü inancı kabullenmeye hazırdım. Ancak bu kabulleniş bana pek huzur vermiyordu. Bir inancı kabullenirken ondan istediğim şey benden aklın inkarını istememesi ve bir yalan olmamasıydı. Budizmi ve İslamiyeti kutsal kitaplarına müracaat ederek incelemeye başladım. Her şeyden önce kutsal metinlerden ve çevremde yaşayan dindar insanlardan başlayarak Hristiyanlığı incelemeye koyuldum. Doğal olarak her şeyden önce kendi çevremdeki inançlı insanlara yöneldim. Ardından bilginlere, ortodoks ilahiyatçılara, papazlara, yaşlılara, yeni akıma mensup ortodoks ilahiyatçılara ve hatta yeni Hristiyanlar diye nitelenenlere yöneldim. Hani şu mutluluk ruhun kurtuluşu inancına bağlıdır diye vaaz verenlere. Bu dindar insanlara bağlandım ve onları yaşamın anlamını içinde gördükleri inançlarının nelerden ibaret olduğu konusunda sorguya çektim akla gelebilecek her türlü itirafta bulunduğum ve her türlü zihniyet kavgasından uzak durduğum halde bu insanların inancını kabul edemiyordum. Onların inanç diye nitelendirdikleri ve kabullendikleri şeyin bir açıklama değil, daha ziyade yaşamın anlamının bir çeşit yok edilişi olduğunu gördüm. Onlar beni inanca götüren yaşam sorgusunu cevaplamak adına inançlarına sımsıkı bağlanmış değillerdi. Tam tersine bana yabancı olan başka inanış ve amaçlar için bağlanmışlardı. Bu insanlarla bir araya her gelişimde içimi dolduran umuttan sonraki o duyguyu yani dehşetin, eski çaresizliğimin içine geri dönüşün o azap verici duygusunu unutamıyorum. İnanç öğretilerini bana ne kadar sık ve ayrıntılı anlatıyorlarsa ben de onların karma karışık kafalarını o kadar iyi tanıyor ve onların inancında yaşamın anlamına dair cevapları bulma ümidini tamamen kaybediyordum. Bana itici gelen, inanç öğretilerinin açıklanmasında bana hep yakın gelen gerçeklere birçok yararsız ve mantıksız şeyler karıştırmaları meselesi değildi. Bu insanların yaşamlarının da aynı benimki gibi olması beni itiyordu.'' Onlarla benim aramdaki tek fark inanç öğretilerinin gösterdiği ilkelere yaşamlarının hiç de uymuyor olmasıydı. Çok net olarak görüyordum ki onlar yanılıyorlardı ve onlar da tıpkı benim gibi tek bir yaşam anlamına sahiptiler. Ömür el verdiği sürece yaşamak ve elin ulaştığı her şeyi almak. Bunu çok iyi kavramıştım. Çünkü eğer sahip olmakla feragat, acı ve ölüm korkusunu yok edecek bir zihniyetleri olsaydı bunlardan korkmazlardı. Sonuçta benim çevremin insanları ve dindarları da aynı benim gibi refah ve bolluk içinde yaşıyorlardı işte. İşlerini büyütmeye ya da ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Feragatten, acıdan, ölümden korkuyorlar ve aynı benim gibi öteki inançsızlar gibi yaşıyorlardı. İsteklerini doyurarak İnançsızlardan daha kötü değilse bile en az onlar kadar kötü yaşıyorlardı. Hiçbir görüş beni onların inançlarının doğruluğuna inandırmazdı. Bana yokluğun, hastalığın ve ölümün verdiği korkuyu yok edecek bir yaşam duygusuna sahip olduklarını açıklayacak davranışlar lazımdı. Ancak o davranışlar beni onların samimiyetine inandırabilirdi. Fakat bu tür davranışları benim çevremdeki inançlı kişilerde görmedim. İlginçtir ki bu davranışları çevremdeki en inançsız insanlarda gördüm. Böylece benim için bazı şeyler açıklığa kavuştu. Bu insanların inancı benim aradığım inanç değildi. Onların inancı inanç değil, sadece hayatın epikürcü zevklerinden ibaretti. Anlamıştım ki bu inanç insana teselli veremezdi belki ancak ölüm döşeğinde pişmanlık duyan birine yararlı olurdu. Ancak insanların o büyük çoğunluğuna bir fayda getiremezdi. Yani başkalarının emeğini sömürerek zevk almak üzere yaratılmamış, bütün insanlık yaşayabilsin, yaşamını sürdürebilsin diye yaşamı var etmek üzere yaratılmış insanlara bir fayda getirmesi mümkün değildi. Yaşama bir anlam vermek için uğraşan milyarlarca insan, bunların dışında gerçek bir inancın ve imanın bilgisine sahip olmak zorundadır. Yaşamın anlamı nedir şeklindeki sorum ve bir dert şeklindeki cevap tamamen doğruydu. Yanlış olansa şuydu. Sadece bana yönelen cevabı ben genel olarak yaşama aktarıyordum. Kendi kendime yaşantımın anlamı nedir diye sormuş ve cevabı almıştım. Bir dert ve bir anlamsızlık Şüphesiz benim yaşam biçimim yani şımarıklık, zevk ve sefa dolu bir yaşam anlamsız ve kötüydü gerçekten. Bu yüzden yaşam kötü ve anlamsızdır cevabı genel olarak insanın yaşamına değil benim yaşamıma aitti. Daha sonraları Hristiyanlıkta bulduğum gerçeği yani insanların ışıktan çok karanlığı sevdiğini, karanlık işlerle uğraşırken ışıktan nefret ettiklerini ve yaptıkları işlerin aydınlığa çıkmasından korktukları için de Işığa doğru ilerlemediklerini öğrendim. Açık ve net olan bir gerçek vardı. Yaşamın anlamını kavramak için her şeyden önce yaşamın anlamsız ve kötü olmaması gerekiyordu. Ben ne diye uzun bir süre önce apaçık bir gerçeği görmeden dolaşmıştım, bilemiyorum. İnsan eğer insanlığın yaşama hakkında düşünmek ve konuşmak isterse birkaç asalağın yaşamı üzerine değil, insanlığın yaşamı üzerine düşünmek ve konuşmak zorundadır. Bu gerçek iki kere iki dört eder gibi bir gerçektir. Ben bunu görememiştim. Çünkü bunu kabul etseydim kendimin iyi olmadığını kabul etmek zorunda kalacaktım. Oysa kendimi iyi hissetmek benim için iki kere iki dört ederden daha önemli ve daha gerekliydi. Ancak şimdi İyi insanları sevmeye başladıktan ve kendimi nefrete layık bulduktan sonra gerçeği kabul ediyorum. Benim için her şey artık açıklığa kavuşmuştu. Bir kuş uçtuğu, yem topladığı ve yuva kurduğu sürece yaşamını sürdürür. Kuşların bu yaşam çabalarını görünce onların duyduğu sevinçten sevinç duyuyorum keçi, tavşan, aslan hepsi de beslenmek, çoğalmak ve yavrularını beslemek zorunda oluşlarına imkan veren yaşam şartlarının içinde bulunmaktalar. Biliyorum ki eğer onlar bunu yapıyorlarsa mutludurlar ve yaşamları kendi yaşam kurguları içinde tutarlı ve mantıklıdır. Peki insan? İnsan ne yapmak zorunda? O da yaşamın içinde tıpkı hayvanlar gibi mücadele etmek zorunda. Aralarında yalnızca bir fark var. Eğer İnsan yaşamı tek başına elde etmek isterse mahvolur. İnsan yaşamı sadece kendisi için değil herkes için alt etmek zorunda. Eğer bunu yapıyorsa mutludur, yaşamı da mantıklıdır. Peki ya ben bugüne kadar ki 30 yıllık bilinçli yaşamım süresince ne yaptım? Bırakın başkaları için mücadele etmeyi kendim için bile mücadele etmedim. Bir asalak olarak yaşadım ve kendime yaşamın amacı nedir diye her sorduğumda şu cevabı aldım: amaçsız. Dünya yaşamı herhangi bir iradeye göre gerçekleşmektedir. Biri dünyanın varlığıyla ve bizim yaşamlarımızla kendine özgü bir eser gerçekleştirmektedir. Bu iradenin anlamını kavramak ümidine sahip olmak istiyorsak her şeyden önce onun isteklerini yerine getirmek, bizden isteneni yapmak zorundayız. Eğer benden isteneni yapmazsam bu durumda benden istenen şeyi asla kavrayamam. Bunun sonucunda da hepimizden, bütün bir insanlıktan isteneni ise hiçbir zaman kavrayamam. Allah'ı arayış Akıl yoluyla edinilen bilginin insanı yanılgıya götürdüğü görüşü, verimsiz düşüncelere kapılmak hatasına düşmem noktasında bana yardımcı oldu. Gerçeğin bilgisini ancak yaşam yoluyla bulabileceğime emin olmam, beni yaşamın doğruluğundan şüpheye çağırdı. Beni kurtuluşa götüren yol, ben merkezciliği kavramam ve yalnızca bunun gerçek yaşam olduğunu anlamam olmuştu. Anladım ki ben eğer hayatı ve anlamı kavramak istiyorsam bir asalak hayatı sürmek istemiyor ve gerçek yaşamı istiyorsam gerçeklerin ayrımına varmış insanlığın ona verdiği anlamı kavradıktan sonra bu hayatla birleşmek ve onu incelemek zorundaydım. Tam o sıralarda başıma ilginç bir olay geldi. Yaşamıma bir kurşunla mı yoksa bir ilmekle mi son vereyim diye düşünürken Kalbim bahsettiğim bu düşünceler nedeniyle hüzünlü bir duyguyla dağlanıyordu. Eğer bu duyguya bir isim vermek gerekirse Allah arayışı diyebilirim. Bunu en içten inancımla tekrarlıyorum. Bu Allah arayışı düşünceyle değil duyguyla ilişkili bir arayıştı. Bu bir korku, bir terk edilmişlik, bir yalnızlık duygusuydu. Evrenin orta yerinde belli belirsiz bir yardım beklentisinin ve umudunun duygusuydu. Allah'ın varlığını ispatlamanın olanaksız olduğuna iyice inanmıştım. Çünkü Kant bunu ispatlamanın mümkün olmadığını ispatlamış ve ben de bunu anlamıştım. Yine de her şeye rağmen Allah'ı arıyor, onu bulacağımı umuyordum. Aradığım ve bulamadığım Allah'a adet olmuş bir dua ile yönelmekten de geri kalmıyordum. Bazen Kant'ın ve Schopenhauer'un seslendirdiği Allah'ın varlığının ispatlanamazlığı hakkındaki gerçekleri tartıp ölçüyor, bazen de bu gerçekleri çürütmeye çalışıyordum. Bunun sebebinin mekan ve zaman gibi bir düşünce kategorisinin olmadığını düşünüyordum. Eğer ben varsam, bunun bir sebebi Allah denen şeydi. Bu düşüncenin üstünde duruyor ve varlığımın bütün yetenekleriyle bu sebebin bilincine ermeye çalışıyordum. Ancak iradesine tabi olduğumuz bir gücün var olduğunun bilincine ulaşır ulaşmaz yaşamın imkanını hissettim. Fakat kendime sorular sormaya devam ettim. Bu sebep, bu kuvvet nedir? Onun hakkında ne düşünmeliyim ve Allah dediğim şeye karşı nasıl davranmalıyım? Sorduğum tüm bu soruların karşılığında bilinen cevaplardan başka bir şey gelmedi aklıma. O yaratandır, yaşatandır. Bu cevaplar beni hiç tatmin etmedi. Yaşamak için ihtiyacım olan şeyi kaybettiğimi hissettim. Ruhumu bir korku sardı ve aradığım şeye dua etmeye başladım. Ondan bana yardım etmesini istedim. Dua ettikçe bir şeyi çok açıkça anladım ki o beni duymuyordu. Kalbim Allah'ın olmayabileceği şüphesiyle dolmuştu. O anda yine dua ettim. Efendim bana acı, beni kurtar, Allah'ım bana yol göster. Fakat hiç kimse bana acımadı ve yaşamımın tamamen durduğunu hissettim. Çok farklı taraflardan bakarak hep şu sonuca varıyordum. Ben sebepsiz ve anlamsız olarak dünyaya gelmiş olamazdım. Kendimi benzer durumda hissettiğim gibi yuvadan düşmüş sırt üstü yatan bir yavru kuş da olamazdım. Hem öyle olsa bile yuvadan düşmüş sırt üstü yatan bir kuşcağız yüksek çimenlerin arasında ötüyordu. Ötüyordum çünkü annemin beni yüreğinin altında taşıdığını, ısıtıp beslediğini, sevdiğini biliyordum. Nerede o anne? Ben eğer doğrulmuşsam kim doğurmuştu beni? Birinin beni severek dünyaya getirdiğini kendimden saklayamam ki. Peki bu birisi kim? Yine Allah. Bu dünyaya sebepsiz gelemezdim. O oh, benim arayışımı biliyor, çaresizliğimi ve savaşımı da görüyordu. O oh, var dedim kendi kendime ve bunu kabul etmem yetti. O anda yaşam içimde kıpırdandı ve ben varlığın imkanını, sevincini hissettim. Ancak kısa bir an sonra Allah'ın varlığını kabullenmek düşüncesinden ona olan ilgiyi aramaya geçtim. Karşımda yine üç değişik kılıkta kurtarıcı oğlunu bize gönderen yaratıcımız vardı. Bu dünyadan ve benden kopmuş olan Allah bir buz parçası gibi gözlerimin önünde eriyip gitti ve sonunda yine bir hiçlik kaldı. Yaşam pınarının yine kuruduğunu hissettim. Beni yine kuşku ve o kötü duygu sardı. Kendimi öldürmekten başka çıkar yol olmadığı duygusu. Fakat en kötüsü bunu becerecek durumda olmamamdı. Çok iyi hatırlıyorum. Bahardı ve ormanda yalnızdım. Ormanın sesine kulak vermiştim. Dinliyor ve tek bir şey düşünüyordum. Zaten son üç yılda hep o tek ve aynı şeyi düşünmüştüm. Yine Allah'ı arıyordum. Pekala Allah yok dedim kendi kendime. Sümme aşa. Benim hayal gücümün ürünü olmayıp da gerçek olan yani hayatım gibi gerçek biri yok. Yok böyle biri ve hiçbir şey, hiçbir mucize böyle bir şeyi ispatlayamaz. Çünkü mucizeler benim hayal gücümün ürünleri ve üstelik de mantığa aykırı. Ya benim aradığım yaratıcı kavramı. Peki bu kavram nereden geliyor diye sordum kendime. Bu düşünceyle birlikte içimde yaşama sevinci dalgalanmaya başladı. Çevremdeki her şey yaşam gücü ve anlam kazandı. Hayat sevincim yine uzun sürmedi. Akıl işlemeye devam ediyordu. Bir yandan Allah tasavvuru Allah değildir diyordum kendime. Sonra da tasavvur benim içimde ceyran eden bir şeydir. Yaratıcı tasavvuru benim içimde uyandırıp uyandıramadığım bir şey. Ben onsuz hayatın olmayacağı bir şeyi arıyorum diyordum. Şimdi içimdeki ve çevremdeki her şey yine ölüyordu ve ben yine kendimi öldürmek istiyordum. Sonunda kendimi inceledim ve içimde neler oluyor diye kendime baktım. Ölmeye ve dirilmeye dair yüzlerce olay hatırladım. Gördüm ki ben yalnızca Allah'a inandığımda yaşıyordum. Allah'ı düşünmem yetiyordu. O zaman hemen diriliyordum. Onu unuttuğum, ona inanmadığım zamanlardaysa yaşam da yok oluyordu.'' Yaşamın bu diriliş ve ölümleri neydi? Allah'ın varlığına inancı kaybettiğimde sanki yaşamla ilgili bağlarım da kopuyordu. Allah'ı bulmak konusunda az da olsa umudum olmasa yaşamıma çoktan son verirdim. Fakat yaşıyordum. Onu hissettiğim ve onu aradığım zaman yaşıyordum. Öyleyse o vardır. O, onsuz yaşanmayan şeydir. Allah'ı bilmek ve yaşamak bir ve aynı şeydir. Allah yaşamdır. Allah'ı arayarak yaşadığın takdirde yaşam Allah'sız olmaz. Eskisinden çok daha güçlü bir şekilde içimdeki ve çevremdeki her şey ışıldadı ve bu ışık yaşantımda beni bir daha hiç terk etmedi. Böylece intihardan kurtuldum. İçimdeki bu değişimin ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini dile getiremezdim. Nasıl içimdeki yaşama gücü farkına varmadan yavaş yavaş yok olmuş ve yaşamın imkansızlığının, durgunluğunun ve intiharın gerekliliğinin farkına varmışsam, aynı şekilde yaşama gücü yavaş yavaş içime geri döndü. Bana geri dönen bu yaşam gücü yeni değil. Yaşamımın ilk günlerinde bana eşlik eden o eski güçtü. Her bakımdan en eskiye çocukluk ve gençlik yıllarımın görünüşüne yani beni meydana getiren ve benden bir şeyler isteyen iradeye inanmaya geri dönmüştüm. Yaşamımın tek ve başlıca amacının daha iyi bir insan ve bir irade ile büyük bir uyum içinde olmak olduğu düşüncesine dönmüştüm. Bu iradenin ifadesini benden saklı duran ve uzak bir geçmişte bütün insanlığı kendi düsturu haline getiren şeyde bulacağım düşüncesine dönmüştüm. Yani kısacası Allah'a inanmaya, ahlaki bir mükemmelleşmeye ve yaşamın anlamını bahşeden geleneğe dönmüştüm. Yalnız bir tek şey farklıydı. O zaman bütün bunları bilinçsizce kabulleniyordum. Şimdi ise artık bu olmadan yaşayamayacağımın farkındayım. Başımdan geçenleri şöyle anlatayım. Ne zamandı bilmiyorum. Neresi olduğunu bilmediğim bir sahilde beni bir kayığa oturttular ve sonra kayığı karşı kıyıya yönelttiler. Kürekleri elime verip beni yalnız bıraktılar. Küreklerle elimden geldiği kadar uğraştım ve ilerledim. Ancak ben açıldıkça beni o bilmediğim yere götüren akıntı da şiddetlendi. Ulaşmam gereken hedeften farkında olmadan uzaklaşıyordum. Etrafımda benim gibi akıntıya kapılan birçok kürekçi olduğunu gördüm. Bazıları durmadan kürek çekmeye devam ederken, bazıları küreklerini çoktan fırlatıp atmıştı. Koca kayıklar, dev gibi gemiler insanlarla doluydu. Bir kısmı akıntıya karşı çabalamaya devam ederken, bir kısmı kendini akıntıya bırakmıştı. Ben de bir yandan ilerleyip bir yandan da akıntının aşağılarında kalan yolcuların ardından bakarken bana gösterilen yönü unuttum. Tam da ortasında, aşağı doğru giden kayık ve gemilerin kalabalığında yönümü iyice kaybettim. Her yanımdan tayfalarının neşeli zafer çığlıkları attığı yelkenliler, gemiler ve kürekli kayıklar geçiyor, akıntının aşağılarına doğru giderlerken bana başka yön yok diye sesleniyorlardı. Ben de onlara inanıyordum ve onlarla birlikte ilerliyordum. Böylece çok uzaklara yol aldım. Öyle uzaklara gittim ki ortasında yolumu şaşırdığım hızlı akıntıların gürültüsünden başka ses duyamaz oldum ve kayıkların orada nasıl parçalandığını gördüm. Ve bütün bu gördüğüm, yaşadığım şeylerin dehşetinden olsa gerek kendime geldim. Uzun süre bana ne olduğunu anlayamadım. Önümde yalnızca koşar adım yaklaştığım ve korktuğum yok oluşu görüyor, hiçbir yerde kurtuluş umudu göremiyordum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. O zaman geriye doğru baktım ve sayısız kayık gördüm. İnatla büyük bir savaş vererek akıntıyı geçiyorlardı. O anda kıyıyı, kürekleri ve yönümü hatırladım geriye döndüm ve akıntıya ters yönde kıyıya doğru kürek çekmeye başladım. Kıyı Allah'tı. Yön gelenek, küreklerse bana verilen özgürlüktü. Ve bunlar bana kıyıya ulaşmaya çabalayayım, Allah'la birleşeyim diye verilmişti. Gizlenen Kitap Lev Tolstoy Rus halkı ve özellikle Rus aydınları Tolstoy'u ilahi bir kuvvete sahip gibi severlerdi ve onun İslamiyeti kabul etmesinin duyulmasının Rus toplumu içinde İslam'a güçlü bir akım başlatabileceğini biliyorlardı. Bu yüzden de Tolstoy'un Hz. Muhammed'in hadislerinden derlediği kitapçığını KGB gibi Rus istihbarat birimleri gizli tutmaya, basılmasını önlemeye çalışıyorlardı. Tolstoy bu kitapçıkla Rus okurlarını Hz. Muhammed'in hadisleriyle tanıştırmıştır. Sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Son